Evet, sevgili velilerimiz, değerli öğretmenlerimiz, sevgili öğrenciler, bugün ikinci günümüzü gerçekleştiriyoruz. Kuzey Avrupa Üniversiteler aslında fuarı olarak adlandırdığımız fuarımızı. Tabii ki gün içerisinde saat olarak bakıldığında eve dönüş saatlerine çok yakın olduğu için girişler devam edecek. Ben girişler noktasında da bütün velilerimizi ve öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi almaya devam edeceğim. Dün aslında süreçlerle ilgili güzel ve yoğun bir katılımla bir gün geçirdik. Kısaca tabii ki programımız hakkında ve bizler hakkında size bilgiler vereceğiz. İsmim Safa İlgin, Uluslararası Eğitim Ofisimizin değişim programları, üniversiteler ve yapılan ikili anlaşmalar noktasında koordinatörlüğünü yürütüyorum. Bununla birlikte birazdan sizlerle diğer takım arkadaşlarımızı tabii ki tanıtacağım ve paylaşacağım. Biz bugüne kadar neler yaptık? 2016'dan beri Uluslararası Eğitim Ofisi olarak aslında okulumuzun öğrencilerine farklı programları sunmaya, onları uluslararası arenada karşılaştırmaya aslında devam ediyoruz. Bu karşılaşmaların en önemlisi tabii ki ilk başta başladığımızda değişim programlarıyla, yani öğrencilerimizin lise ve ortaokulda Kanada ve Amerika ile yapılan protokollerde gidiş gelişleriyle ilgili olan süreçleri tamamladık. Bugüne kadar kısa dönem, yani 1 aylık değişim programı, 1 yıllık değişim programı, Amerika ve Kanada çift diploma programlarımıza katılan ve bununla ilgili ikinci diplomamızı alan öğrencilerimiz oldu. Üniversitelerine yerleştirdik. Şimdi artık süreci tabana yaymayı planladığımız için de bundan sonraki süreçlerimizde de biraz daha uluslararası noktada üniversitelerle sizleri aslında birleştiriyoruz, konuşturuyoruz. Dün bakıldığında yine Letonya, Litvanya, Estonya üçlüsü üzerinde bir çalışma yaptık. Bunlarla ilgili yapılan bütün tabii ki belki katılamamışsınızdır. Yapılan bütün çalışmaları biz kayıt altında alıyoruz ve bunları okulumuzla tabii ki paylaşacağız. Bunlar sizlerle YouTube kanalında tekrardan paylaşılacak. Bu sene tabii ki yeni projelerimiz var. Yeni projelerle birlikte dün açıklamalarını yaptık. Bugün de tabii tekrardan açıklayacağız. Bugün de bu açıklamayı yapmak için aslında Mevlüt Hocam'ı ben hemen şu an yanıma davet ediyorum. Mevlüt Hocam, neler yeni? Biraz bunlardan bahsedelim. Lütfen, dün bayağı yoğun bir gün geçirdik. Bugün de bununla ilgili yoğun geçecek ama dünkü verdiğimiz aslında o müjdeyi bugün de verelim istiyorum. Çok ciddi bir katılım tabii ki dün itibariyle yine yapıldı. Bununla ilgili hocam nedir yenilikler sizdeyiz? Merhabalar herkese, iyi akşamlar. Ben Mehmet Başdoğan. Ofisimizde danışman olarak hizmet vermeye çalışıyorum. Tabii Sefa Hocam aslında çok güzel bir giriş yaptı yapılan programlarla ilgili ama bu yıl tabii Avrupa'da ilk defa yapılan bir anlaşmamız var. Online hazırlık yılı ve online sömestr yılı. Tabii bununla ilgili dediğim gibi dün paylaşımlarımızı yaptık ama biraz içini açacak olursak, zamanımız varken birkaç dakikanızı almak istiyorum bu konularla ilgili. Hazırlık yılı 9, 10, 11, 12. sınıf öğrencilerimizi kapsayan, hem bir lisede öğrenciyken bir üniversitenin hazırlık yılı öğrencisi olabilecekleri bir program. Mart ayında start alacak bir programımız Haziran ayında tamamlanacak. Ortalama tahmin edilen ders saat süresi şu an 240 saat. Aynı zamanda aynı üniversitemizin, Riga Teknik Üniversitesi'nin öğrencilerimiz 12. sınıf öğrencisiyken ikinci döneminde kayıtlı öğrencisi haline gelebilirler yapılan anlaşmayla. Bu çok önemli bir anlaşma. Riga Teknik Üniversitesi baktığımız zaman dünya sıralamasında ilk 500'de yer alan çok ciddi bir teknik üniversite. Tabii bu iki güzel anlaşmayı biz de ofis olarak öğrencilerimize taşlandırmak istedik. Onlarla ilgili belli burs çalışmaları yaptık ofis olarak. Bu burslardan biraz bahsedecek olursak, hazırlık yılı için bu yıl öngördüğümüz bir tane %100, iki tane %50, dört tane %25 bursumuz olacak. Sefa Hocam zaten fuar esnasında sık sık linklerini paylaşacak. Bununla ilgili linkleri takip ederseniz başvurularınız. Çünkü hemen yarın gene koordinatörlerimiz arasında Ergün Hocamızın bu programlarla ilgili detaylı bir sunumu olacak. Bu pazar günü de sınavını gerçekleştireceğiz. Sömestr yılı için burs sayısı daha fazla tabii.
Çünkü gerçekten gurur verici bir anlaşma. Biz de bu anlaşmadan dolayı çok mutluyuz. Öğrencilerimiz dediğim gibi lise öğrencisiyken bir üniversitenin hazırlık yılı öğrencisi olabilirler. Buradaki burs oranlarımız da bir tane %100'ümüz, 4 tane %50'miz, 8 tane de %25'imiz var. Dediğim gibi hocam linkleri paylaşacak. Lütfen linkleri doldurun. Yarın da Ergin hocamın sunumu çok önemli. Bununla ilgili tekrar beraber olacağız ilgilenen hem velilerimizle hem öğrencilerimizle. Ben çok uzatmak istemiyorum. Sefa aslında 2 dakika merhaba diyeyim derken gene ister istemez bizler çok konuşan insanlar olduğumuz için uzatıyoruz. Teşekkür ederim. Ben diğer arkadaşlarıma sözü bırakayım. Çok teşekkür ederim hocam. Tabii burada önemli olan şey bu bilgileri doğru aktarmak. Öncelikle gayet net ve açıklayıcı bilgilerdi. Elbette bize hep soruluyor neden yurt dışı ile ilgili burs çalışması yok diye. Bu konuyla ilgili burs çalışmalarımızı yaptık ve sizlerle paylaşıyoruz. Bu sürecin içerisinde tabii ki bugün Riga Teknik Üniversitesi ile başlayacağız. İlk çalışmamız Riga Teknik Üniversitesi. Bayan Natalie bizimle birlikte olacak. Elbette bu tarz konularda biz kendi içimizden, kendi süreçlerimizi yaptığımız öğrencilerimizle çalışıyoruz. Bu noktada Çağla'yı da aslında bir tanıtmasını isteyeceğim kendisini kısaca. Bununla ilgili Çağla tabii paylaştıktan sonra ben ekranı kendisine ve Natalia Hanım'a bırakacağım. Onlar bu süreci birlikte yönetecekler. Ben hemen sesini açtım. Çağla'cığım hangi ilden katılıyorsun? Ne zaman nereye gittin? Şu an ne yapıyorsun? Ve şu an bizim ofisimizdeki görevin hakkında kısaca bir bilgi ver bize. Tabii ki. Öncelikle herkese merhabalar. Umarım herkes için verimli, güzel bir sunum geçer. Çağla Yüksel, ben aslında Safa abiyle tanışmam yolculuğum 9. yılına doğru gidiyor. Ben de 11. sınıfı Amerika'da tamamladım. Şu an bir yandan bilgisayar mühendisliği eğitimime devam ediyorum. Bir yandan da ofis bünyesinde ben de çalışmalarımı ekibimin bir parçası olarak devam ediyorum. Bugün de burada olduğum için çok çok mutluyum. Tekrar hoş geldiniz. Çok çok teşekkür ederim bu arada Çağla'cığım. Tabii az önce söylediğim gibi bizler Çağla'yı aslında profesyonel manada ekibimize kattığımızda gerçekten çok mutlu olduk. Çünkü 9 yıldır beraberiz onunla. Artık profesyonel manada da birlikteyiz. Umarım ileride kendisini birazdan konuşacağı üniversitede de göreceğiz gibi bir izlenimimiz var. Riga Teknik Üniversitesi'nin belki de ilk öğrencilerinden bir tanesi olacak bu konuda. Şimdi ben sözü daha uzatmıyorum. Evet, güzel bir sayıya ulaştık yine. O sayı genelde bir yarım saat içerisinde yükselecektir. Yüzleri bulacaktır yine. Biz gelecekleri daha fazla beklemeden, sizleri de bekletmeden sürecimize artık girmek istiyorum. Bundan sonraki süreç artık sahne Çağla ve Natalia Hanım'ın. Hello Natalia Hanım. Hello, hello. Merhaba, how are you? Hello to everyone. Can we start? Can I share? Yes, please. You can Hello, share. Natalie. You can share your screen right now, Natalie. Okay, thank you. You're welcome. Okay, so hello to everyone again. My name is Natalia Murachova and I'm the representative of Riga Technical University, Latvia. So welcome to our university. Greetings from Riga. Whenever you become our student these days, you are becoming the student of European University of Technology. And that is important to know. So this is a huge European project. So when all students across several universities of Europe are becoming the students of European University of Technology. So, and let me first start with Latvia a little bit. So where are we? We are located in Baltic countries, just in between Estonia and Lithuania. Çağla, will you translate or who will go? Who is going to translate? I think Çağla, yeah, disconnect right now. Ben hemen bu konuda sizlere destek olacağım. Çağla katılımı tekrar sağlayana kadar. Burada elbette Riga Teknik Üniversitesi hakkında sizlerle ilk önce neresi olduğu hakkında bir başlangıç yapacak. Riga Teknik Üniversitesi, Riga özür dilerim, Letonya, başkenti Riga olan Estonya ile Litvanya arasında bulunan ve Avrupa Birliği içerisinde bir ülkedir. Yes, go ahead. Okay, thank you. So just some facts about Latvia. Latvia is one of the greenest country in Europe.
So around 54% of its territory is forest. So, and it means that whenever you are coming to Latvia, you are coming to the healthy environment. Avrupa'nın içerisinde bulunan, Avrupa Birliği içerisinde bulunan çok yüksek derecede bu arada yeşillik olan bir bölgeden ve ülkeden bahsediyoruz. Buraya geldiğiniz zaman gerçekten Avrupa'nın çok en yeşil olan ülkesine gelmiş olacaksınız. So we are the member of European Union since 2004 and it definitely means that our diplomas are approved everywhere in the world because besides we are also a governmental university approved by organization in Turkey. Avrupa Birliği'nin bir ülkesi, Avrupa Birliği'nin bir parçasıyız ve sonuç itibarıyla bizim için de çok sorulan bir soru. YÖK tarafından denkliği bulunan ve Avrupa'nın her yerine geçen bir diplomaya sahibiz. So, or some of the interesting facts about Latvia also are that our flag is one of the oldest flags in the world. So, and of course we are in top 10 countries with a Wi-Fi paradise, so we have really good connection points around Riga and the Wi-Fi the Wi-Fi speed is really good. Aslına bakıldığında dünyanın en eski bayraklarından bir tanesine sahibiz. Bununla ilgili tabii ki Wi-Fi yani internet noktasında da dünyanın en hızlı internetlerinden bir tanesine sahipler. Riga'nın yani başkentin 800 bölgesinde, 800'ü geçmiş bölgesinde de ücretsiz olarak hızlı internete ulaşabiliyorsunuz. So the weather in Latvia we have four extant seasons, so we have quite cold winters, we have good mild autumns, really mild summers with 20+25 degrees, but that's good time to spend it on the beach and of course spring. Aslında görüldüğü gibi evet burada dört sezonu yaşadığımız bir ülkeden bahsediyoruz. Fakat kışları gerçekten biraz soğuk olabiliyor. Burada görmüş olduğunuz fotoğraflardan birkaç tanesi de Natalia'nın tarafından çekilmiş fotoğraflar. And so our university is located in the capital city, the most vibrant city out of three Baltic countries. So with really architectural heart not only probably of the Baltic countries, but also of Europe. So the old city part is really architectural with different kind of styles in architecture. Üniversite aslında Riga'da bulunuyor. Hem ülkenin hem de Baltıkların aslında en renkli şehirlerinden biri. Özellikle kampüslerinde bulunduğu şehrin eski şehir kısmı özellikle mimari açıdan gerçekten hem Baltık bölgesinin hem de Avrupa'nın aslında en renkli bölgelerinden, en güzel bölgelerinden biri. All these beautiful pictures are just 10-15 minutes from university, from the central campus. Burada gördüğünüz fotoğrafların da çekildiği yerler aslında merkez kampüsten sadece 10-15 dakikalık mesafede yerlerden çekilmiş kareler görüyoruz şu an. Okay, and about the university itself, as I have already mentioned, we are a governmental university, which is approved not only in Latvia, but in the world. So we are the oldest technical university, not only in Baltics, but one of the oldest, but also in Europe. Burada Riga Teknik Üniversitesi 1862'de kurulmuş. Sadece Letonya'nın değil hem Baltıkların hem de aslında Avrupa bölgesinin de en eski üniversitelerinden biri, en eski teknik üniversitelerinden biri. Aynı zamanda da bir devlet üniversitesi. But it doesn't mean that we are old inside or we have a really modern campus. Or almost all our faculties are located there. In campus are also the lab houses and the scientific centers are here in one central place. Ama tabii ki bu sistemin ya da onların bakış açısının eski olduğunu göstermiyor. Kampüslerin, bölümlerin bulunduğu yerlerin hepsi merkezi olarak modern bir sistemde işlemekte. So here you can see the location, RTU main building. So this is the really heart of Riga and RTU Kipsala campus is just across the bridge, 15 minutes on foot. So this is the biggest island in Riga with our campus on it.
Burada da üç tane kampüsü görüyoruz zaten. Burada ana kampüsü görüyoruz, Çiftsalayı ve diğer kampüsü de görüyoruz. Esas kampüs Riga'da bulunan, en büyük adada bulunan kampüs, burada da görebiliyoruz. So this is the view of our campus. Most of our engineering faculties are here. We are just the last faculty which is moving here this summer is the Faculty of Computer Science. Burada da özellikle mühendislik bölümlerinin birçoğunun olduğu ana Kimsala'daki ana kampüsü görüyoruz. Son olarak bilgisayar bölümü de bu kampüse taşınacak durumda. So, and some facts about the university. At the moment on campus, we have 15,000 students and more than 20% are international students from 89 countries. So we are really multicultural. 15.000 öğrenci bulunuyor şu an ve %20'sinden çoğu aslında uluslararası öğrenci, 89 farklı ülkeden. Yani gireceğiniz ortam aslında gerçekten multikültürel ve tüm kültürlerin aslında kaynadığı bir kepçe gibi de düşünebiliriz kampüs hayatını. So at the moment 58 to 59 programs are fully taught in English on different levels. Şu an 58-59 öğrenci program farklı seviyelerde, lisans, yüksek lisans, doktora gibi tamamen İngilizce dilinde eğitimlerine devam etmekte. So and there we are modern and international recognized university. Here you can see also approximate numbers of faculties. So at the moment we have 9 faculties and there in 8 out of 9 faculties the programs are fully taught in English. Modern ve uluslararası tanınan bir üniversite olduğundan bahsetmiştik zaten. Şu an 9 fakülte içerisinde 8'i tamamen İngilizce olarak eğitime devam etmekte. So the most popular faculties are of course computer science. So these days it's quite obvious. Then the next is mechanical engineering, of course transport and aeronautics. And one of the biggest faculties is the Faculty of Economics and Management. Burada da fakülteleri görüyoruz zaten. Tabii ki en popüler günümüzün de getirisiyle olan bilgisayar en popüler fakültelerden. Onun dışında makine mühendisliği yine geliyor. Daha sonra da en büyük fakültelerden biri olan da işletme ve ekonomi fakültesi de yine popüler olan bölümler arasında. So for the last several years also like for the interest is increasing also for the Faculty of Electronics and Telecommunications, which is offering smart technologies and Internet of Things technologies and different kind of interesting subjects on robotics and smart systems. Tabii ki zamanın getirisiyle artık farklı bölümlere de ilgiler atıyor. Robotikler ve elektronik sistemler gibi bölümlere de olan aslında artık merak ve popülerlik devam etmekte ve yükselmekte hatta. So our study process is organized in 3 levels. So it's bachelor, master and doctoral. So what is important to know that we have academic and professional masters. In academic bachelor and masters, we have no compulsory internship. But in professional bachelor and masters, we do have compulsory internship within the program. Burada akademik ve profesyonel master programlarının farkından bahsedildi. Akademikte zorunlu bir staj süreci yok ama profesyonel master programlarında zorunlu bir staj sürecinden geçiyor öğrenciler mezuniyetlerini alabilmek için. As you can see also the study years are a little bit different in these two level programs. Bu iki farklı seviyede ve zamanlarında farklı olduğunu görebiliyorsunuz eğitim sürelerini. Okay, and just a little bit about the program. So here you can see the faculties and all our study programs in each of the faculty. Probably for more information about each program itself, fees and admission requirements, it's useful to contact the international office or our study in information center in Turkey. But here I would like to mention probably several programs, which is aviation transport, where we are not preparing pilots, we are preparing engineers, maintenance engineers are like on the land.
Burada da program fakülteleri ve programları görebiliyorsunuz. Detaylı bilgiler için de Ankara'daki merkeze ulaşabilirsiniz. Burada özellikle havacılık konusunda sorulardan biri hani pilotluk mu yoksa mühendislik mi açısından mühendislik öğrencileri yetiştiriliyor bu fakültede de. Her fakültenin de detaylı programlarını görebiliyoruz bu listede. Then of course, smart electronic systems, telecommunications and their computer systems are also popular programs these days. Tabii bu arada da akıllı iletişim, akıllı teknolojiler de günümüzün de artık modernleşmesiyle iletişimin ve çoğalmasıyla da öğrenciler arasında popülerleşen aslında bir bölüm artık. So about master's program, I would like to say that here it's possible to study different multidisciplinary programs and to choose after you've studied academic programs or something different. For example, from management, or you can go to logistics and supply chain management in the Faculty of Computer and Information Technology, which is more, which is specifically IT program, not economics program. Master'a gelindiğinde aslında lisans eğitiminizi bitirdikten sonra daha multidisipliner bir eğitim almak isteyebilirsiniz. Mesela mühendislik bitirip daha ekonomi bazlı bir konuda yüksek lisans eğitimi almak isterken ya da tam tersi de olabilir. Tamamen sizin mesleki açıdan ne beklediğinize bağlantılı olarak birbiriyle alakası olan multidisipliner bir eğitim sistemiyle de akademik hayatınıza devam etmeniz mümkün. Thank you. So business informatics is also a multidisciplinary program, which is all about banking, analytics, financial analytics in the banks. Chaglo? Should I repeat? Sorry, I couldn't hear. Yes, so our business informatics, yes, business informatics is also a multidisciplinary program. Which studies everything about their banking system, our analytics are in of the finances. İşletme ve informatik de bu multidisipliner bölümlerden biri. Bütün banka sistemleri ve buna teknolojik olarak bakarken bilgisayar üzerinden aynı zamanda da işletmeyle alakalı multidisipliner programlardan biri. I will not go too deeply into details, so you can always contact our team, our international office, for more information. And let me move to accommodation. Whenever you are in campus and whenever you are a student, you can always apply for accommodation. So we are offering on-campus accommodation in a fully equipped modern dormitory building. So the rooms are arranged into apartments. And in one apartment, there are three rooms, double shared rooms. So six people are sharing kitchen, bathroom, toilet, and corridor. And the fees you can hear, you can see here. So starting from 180 euro plus the deposit, which is refundable fee. Chaglao, we can't hear you. I think she disconnect again because of, you know, the weather in Istanbul. I will translate, don't worry. Okay, thank you. Burada konaklama noktasında da elbette görüldüğü gibi konaklama aslında bizim en büyük artılarımızdan bir tanesi. Kurum olarak yaptığımız aslında çalışmalarla her öğrencimizin okul içindeki bu üst düzey olan yurtlarda konaklama garantisinin olması. Bunlar elbette sharing dediğimiz, yani iki öğrencinin paylaştığı, dün de bunu çok net anlattık, iki öğrencinin paylaştığı bir oda, üç tane odanın ortak bir alana bakmış olduğu aslında bir ekosistem kurulmuş. Ve bu konuyla ilgili de bu arada hızlı bir şekilde planlama yapıldığında öğrencilerimizin bu tarz konularda herhangi bir konaklama problemi olmayacağını da görebiliyorsunuz. Aylık olarak da 180 euro gibi bir rakam aslında karşına çıkıyor öğrencinin. Yine söylüyorum, konaklama bizler için aslında çok büyük problem olmuyor. Çünkü biz konaklama kısmında öğrencimizin garanti altına alabiliyoruz. Okay. So it's really important that the student hostel in RTU campus. So you just need 5 minutes to get to any buildings into the lectures. Within 5 minutes you can be in the lectures. For students it's quite important because they like to sleep a lot. Tabii öğrenciler için yurtların da kampüs içerisinde olması çok çok önemli.
Çünkü kalktıklarından itibaren 5 dakika içinde derslerine gidebiliyorlar. Ya tabii ki öğrenciler de biraz uykuya düşkün oldukları için bu da aslında önemli bir detay oluyor öğrenciler için. So these are some views from our dormitories. Of course, we are offering applied science. So it means that we have our labs and practicals and scientific centers everywhere around our campus. So all students who are willing to be the part of the university applied science, they can always apply for any labs as an assistant. Uygulamalar bilimlerinin aslında yoğun olduğu bir üniversite. Bu yüzden de laboratuvarlar ve pratik merkezlerinin olduğu oldukça yoğun olduğu bir üniversite. Ayrıca öğrenciler istedikleri bir laboratuvarda asistan olmak için de başvuru yapma hakkına sahipler. So we are having students from different countries on the regular basis who are coming just to work in our labs and to use our facilities for their studies. Birçok ülkeden de öğrenciler sadece bu laboratuvarları kullanıp çalışabilmek için de düzenli olarak gelip gidiyorlar sadece buraları kullanıp çalışmalarını yapabilmek için. So especially students from France and Germany are coming on the regular basis at least once for 6 months to study our practicals and be in our labs. Özellikle Fransa ve Almanya'dan bu laboratuvarlarda ortalama 6 ay süreyle çalışmak için bu iki ülkeden öğrenciler sıklıkça gelmekte. So of course we have the biggest scientific library in Latvia. So 1.5 million items plus our students are having access for different e-journals and our e-books on different resources because we have licenses for most of the worldwide resources. Ayrıca üniversitede Letonya'daki en büyük bilimsel kütüphane bulunmakta yaklaşık 1,5 milyon parçanın olduğu. Onun dışında veri tabanı sayesinde de 47 bin online dergi, onun dışında 148 bin online kitapla da bunlara da aslında online olarak ulaşmak da mümkün. So outside the COVID, the library is working 24/7. Normalde COVID sürecinde olmasak kütüphanelerde 24 öğrenciler için çalışmaya devam ediyorlar. So on campus we have different sport facilities as well. Here you can see some of the sport activities we are offering for our students. Kampüs içerisinde spor aktiviteleri de öğrencilere sunuluyor. Burada örneklerini görebiliyoruz. Atletikten tutun badminton'a, yüzmeye, tenise, voleybola birçok şey de aslında öğrencilere sunuluyor okul içerisinde. And of course our very active student life also outside the COVID. Onun dışında tabii ki COVID süreci dışında öğrenci hayatı aslında oldukça renkli geçiyor okul içerisinde. So some information about rankings. We are in 700 plus and we are one of the most popular universities in Baltics with the highest graduate employability ranking, meaning that our students can easily find the job. Burada dünya sıralamasında üniversitenin sahip olduğu sıralamaları görebiliyorsunuz. Onun dışında önemli olan birisi de şu, mezun öğrenciler mezun ve iş bulma oranına bakıldığında en yüksek üniversitelerden biri. Bu yani öğrencilerin işverenler tarafından en çok işe alınmaları demek gerçekten önemli bir detay. And of course we are offering different summer and winter schools, so you can find more information in our UN International office. And I would like to pay your attention to our study and information center in Turkey. Burada da özellikle bilgi almak isterseniz detaylı çeşitli programlar hakkında Türkiye'deki çalışma ve bilgi merkezinden bahsedecek biraz bizlere. So, we have really interesting offers for our students these days. So we are offering Turkey-based semester for those who are studying in high schools. 12. sınıf öğrencileri için Türkiye bazlı semester programı var. Şu an sunulan programlar arasında bunlardan bahsedeyim zaten. So they can start their studies, even studying in their last semester or in school. 12. sınıfın ikinci dönemindeyken üniversitenin ilk
dönemine başlayabilecekler. So the semester is fully coordinated by our instructors, and all the midterm and final exams are of course taken by our professors. Program tamamen Ege Teknik Üniversitesi tarafından koordine ediliyor ve alınacak vize ve final sınavları da yine Ege Teknik Üniversitesi profesörleri tarafından yönetiliyor olacak. So the benefits of starting your studies in Turkey is of course a great chance to get a direct entry into the university. Tabii ki bu programın faydalarından biraz bahsetmek lazım. Bu faydalarından size getirecek pozitiflerinden biri okula girişte tabii ki bu şansınızı çok çok arttırıyor. And it's a really a good opportunity not only for your parents but for you as well, just to check your ability. If you are ready, if you can be integrated into international environment or into work or and studies or in international university. Onun için de hem siz hem de aileleriniz için aslında uluslararası bir alışıp alışamayacağınızı görmek, bir deneme yapmak için aslında çok çok güzel bir imkan. So the requirements to apply is of course to contact our RTU Studying Information Center. So you need to pass or international office of your university. You need to pass entry or some entry examinations and interview, and provide all the necessary documents, of course. And then you will get our acceptance letter and sign the agreement for one semester of your studies. Başvurular için tabii ki merkezle iletişime geçmeniz, akabinde bir giriş sınavına girmeniz, onun sonucunda da gerekli belgeleri sunmanız gerekiyor. Daha sonra gerekli başvuru evraklarıyla beraber resmi olarak başvurmuş oluyor. At the moment, we are offering a limited number of programs. So we are offering engineering programs, we are offering computer science and management. Şu an sınırlı sayıda program açılmış durumda. Burada mühendislik, bilgisayar bilimleri ve işletme şu an sunulan programlardı. So and here you can see the subjects are depending on the program which you are choosing or to study during this semester. Burada seçeceğiniz programa göre altında bu 12 haftalık alacağınız yoğun program içerisinde bulunan dersleri görebiliyoruz. And of course we are also offering English Foundation semester in Riga and in Turkey as well. So you can start your English Foundation semester in Turkey and the deadline for applications is 25th of February. Onun dışında bir İngilizce hazırlık semestri de var. Buna başvurmak isteyen öğrenciler için de son tarih 25 Şubat. For more detailed information about our English Foundation semester and their Turkey-based semester of the full degree program, you can ask in international office or RTU Studying Information Center. Bu iki program hakkında da hazırlık ve Türkiye bazlı semestr hakkında detaylı bilgi için hem uluslararası ofisi hem de üniversitenin Ankara Merkez Ofisi'ne de başvuru yapabilir, detaylı bilgi alabilirsiniz. And these are our contact information, so we will be happy to reply to all your questions and you, or dear students and your parents can call us and get more information. Burada da gerekli iletişim bilgilerini, bütün sorularınız ve aklınızda merak ettiklerinizle alakalı burada bizlere ulaşabileceğiniz numaraları da görüyorsunuz zaten. And thank you Çağla for translation. Thank you for your attention. Thank you. I would be really happy to answer any questions if we have any. Because okay. We still have 5 minutes for the question or some discussion. Thank you, Natalie. And also we have 5 minutes. Yeah, we had 5 minutes for question. Değerli velilerimiz, sevgili arkadaşlar, çocuklarımız, sorularınız var ise eğer lütfen çekinmeden bize sorun. Biz bu konular hakkında tabii ki çeviri de yapabiliriz sizler için. Bu konularla ilgili aslında RTU Study Center noktasında ve Turkey Best Semester noktasında da bu süreçlerle ilgili sizlerde birkaç bilgiyi vermek adına aslında Ergün Hocam'ı da davet etmek istiyorum. Ergün Hocam, burada mısınız? Buradayım. Hemen tamam. Hocam,
Bu konuyla ilgili sizi de alalım. Hemen şöyle dörtlüyü kuralım buraya. Evet, gayet güzel oldu. Bize çok kısa, yarın tabii ki daha detaylı bir bilgi vereceksiniz. Herkes için çok önemli bir bilgi ama gerçekten Türkiye'de ilk defa yapılıyor. O yüzden biraz kafa karışıklığı oluyor. Riga Information Center'ın da koordinatörü olarak bu konuda sizlerden tabii ki RTU noktasında, Semester Base noktasında ve Foundation noktasında velilerimiz ve dediğim gibi çocuklarımızın kafaları karışık. Biraz bunu böyle çok kısa ama çok uzatmadan 1-2 dakika için hemen sıkıştıralım. Zaten yarın bununla ilgili formları dolduran bütün öğrencilere, velilerimize birebir bu konuda bilgilendirmeyi yine Zoom üzerinden yapacağız. Aslında bunu şu şekilde özetleyebiliriz. Turkey-based semester diye bahsettiğimiz unsur, pandeminin aslında bize getirdiği bir fırsat demeyeyim ama pandeminin oluşturduğu bir ortamdan dolayı şu anda dünyadaki bütün üniversitedeki öğrenciler online eğitim gördüğü için Riga Teknik Üniversitesi ile ve kurumlarımız noktasında yapılan anlaşma gereği 12. sınıfın son döneminde olan öğrenciler iki grupta ayrılıyor burada. Onlardan İngilizcesi belli seviyede olan öğrenciler istedikleri mühendis fakültelerinin birinci dönemlerini buradan gitmeden online bir şekilde alabiliyorlar ki hem kendi ilgi, yetenek ve beklentilerini karşılayıp karşılayamadıklarını görebilecekleri ve üniversite eğitimlerine liseden daha mezun olmadan adım atabilecekleri bir sistem. Bu İngilizce yeterli olan öğrencilerle ilgili. Hazırlık yılı ile ilgili dil yeterliliği olmayan ve İngilizceye hazırlık yılı okuması gereken öğrenciler de aslında liseden mezun olduklarında yurt dışında geçirecekleri bir yıl hem zaman noktasında hem de maddi giderler noktasında büyük bir tasarruf yapabilecekleri ve lise son sınıfın son döneminde eğitimlerini devam ederlerken aynı zamanda da lise son sınıfın diplomayı aldıktan sonra üniversitelere başvurmalarını sağlayacak olan bir hazırlık bitirme süreci gerçekleşecek. Yani üniversitenin hazırlık yılı eğitimiyle beraber lisenin son dönemini birlikte okuyabilecekleri ve lise bittiğinde de öğrencinin hem hazırlık yılını hem de lisesini bitirdiği bir sistemden bahsediyoruz. Detayları bahsettiğiniz gibi yarın çok daha net bir şekilde açıklayacağız. Çünkü Türkiye'de ilk defa olacaklarımız. Şöyle sorular sorayım. Bir öğrenci gözüyle soruyorum. Tabii ki anlattığınız şeyler çok kıymetli ama kafada karışabiliyor. Bir, ben lise son öğrencisiyim ve İngilizcem iyi. Yaptığınız bursluluk sınavına girdim, burs aldım ya da almadım, problem değil. Ben bu süreçle ilgili gittim, 12. sınıfın 2. dönemi, yani Mart ayında başlayan semester programına da katıldım. Ama senenin sonunda velev ki şöyle bir şey oldu. Ben bir üniversite sınavına girdim Türkiye'de ve Türkiye'de kalmayı tercih ettim. O zaman nasıl bir yöntem çıkıyor karşıma? Avrupa Birliği'ye bahsettiğim süreçte üniversiteye geldiği zaman öğrencilerimiz biraz daha bu konulara bilgiler olacaktır ama ortak kredi diye bahsettiğimiz, ECTS diye bahsettiğimiz bir sistem var. European Common Transcription System. Yani öğrenciler Haziran ayı geldiklerinde aslında üniversiteden derslerini almış olacakları için diyelim ki X bir üniversiteye, Türkiye'deki İTÜ Üniversitesi'ne ya da ODTÜ'ye kabul edildiler ve kazandılar. Öğrencimiz başladığı an itibaren şunu söyleyeyim hakkı oluyor. Yani, efendim ben dünya sıralamasının ilk 500'deki bir üniversitede bu dersleri almışım. Bu da benim transkriptim diyerekten öğrenci bilgilerini verebiliyorlar ve o dersleri almış sayılıyorlar. Şöyle mi diyoruz hocam? Yani aslında bu konu öğrencinin üniversiteyi neredeyse erken bitirmesine bile sebep oluyor. Doğru muyum? Çünkü yurt dışına devam ederse mesela atıyorum bilgisayar mühendisliğinin eğitim öğretim yılı 3 yıl. Bir dönemini zaten lise son sınıf iken öğrencileri burada aldığı için 2023 yılı içerisinde de mezun olmuş olacak. Toplamda 2,5 yıl kalmış oluyor. Gayet güzel. Peki, velev ki ben hocam gittim ve Riga Teknik Üniversitesi'nin ikinci dönemine yine başladım ya da offline olarak gitmek istedim. Ama dedim ki ben yarım dönemi Türkiye'de aldım ama ben Riga Teknik Üniversitesi'ne gitmek istemiyorum. Örnek veriyorum, İtalya'da bir üniversiteye gitmek istiyorum. O zaman yine bu kredimizi saydırabiliyor muyuz? Aslında bizzat aynı şekilde Türkiye'deki olan sistemin aynısı yurt dışına da olmuş oluyor. Siz dünya genel içerisinde kabul edilen bir krediniz olduğu için, çünkü bir dönem 30 kredidir. Türkiye'de de böyledir bir şekilde. Bu yıl içerisinde 60 krediniz olur. Ve siz elinde hali hazırda 30 kredisi olmuş bir öğrenci olarak başlamış olursunuz diğer üniversiteye. Tabii başlangıç seviyesinde yaparsınız ama üniversite kaydolduktan sonra o dersleri aldığınızı üniversite ibraz ettiğiniz koşulda dersiniz sayılır. Burada önemli olan unsurlardan bir tanesi de biliyorsunuz ki yurt dışında üniversite sınavı yok. Siz İtalya örneğinizden devam edeyim. İtalya'da bir sisteme başvurduğunuz zaman sizden bir portfolyo ve bir CV isteyecekler. Orada
diğer ülkelerden başvuran öğrencilerden bir 5 adım önde oluyorsunuz. Çünkü değerlendirmede şöyle bir şey söyleniyor kabul kurulundan. Ya bu üniversite, bu öğrenci zaten Riga Teknik Üniversitesi'nin Avrupa Birliği'nde olan bir üniversite tarafından zaten kabul edilmiş ve oradan öğrencilik olarak hakkını almış diye sizin CV'nizde çok önemli bir yer teşkil ediyor bu kredi diye özetlemiş. Son iki soruyu bağlaştıracağım. İkisini aynı anda kısa bir cevap verin lütfen. Natalie, we are so sorry, but you know, and I'm just asking some questions like, you know, the students, the mentality, all right? She is unmuted. Okay, ah, sorry. Sorry. Birincisi şu, ya yurt dışında okumak gerçekten pahalı mı? Önceliğimiz bu. İki, Türkiye'de başladığımda bu sistemin Türkiye'de bir veliye ya da bir öğrenciye maliyeti nedir? Şimdi yurt dışı eğitim diye bahsettiğiniz zaman hep hani Türkiye'de öğrenciler kazanamamış ama ailelerin parasıyla çocuklarını okuttuğu gibi bir ön yargı, stereotype dediğimiz bir unsur var. Şimdi özellikle iki gündür fuarda da üzerine durduğumuz bir unsur var. Muhatap olduğumuz üniversiteler hepsi devlet üniversitesi oldukları için ve devlet üniversitelerinin devlet kuruluşları kâr amacı güden kuruluşlar değildir. Hep üzerine durduğumuz bir örnek var. İşte bilgisayar mühendisi diyoruz ya da yazılım mühendisi. Bahsettiğimiz bölümlerin yıllık ücreti 2500 euro civarında. 2400 euro olanlar vardır, 2700 euro olanlar var. Bu Türkiye'de aslında düşündüğünüz zaman özel bir kolejin ya da özel bir orta öğretim kurumunun yıllık ücretinin yarısı. Yani burada ben parayı ödedim ve okuyorum tarzında bir unsur yok. Yani aslında burada başarısı olmuş ve eğitime devam edecek olan öğrencilerin değil. X bir şehirde, atıyorum İzmir'deki bir öğrenci Erzurum'a, Trabzon'a, İstanbul'a gittiğinde ne kadar maliyeti oluyorsa bir aileye, aslında sunumda da gördük işte konaklamanın aylık maliyeti, programların ücreti, Türkiye'deki harcayacak olduğu öğrencinin maliyetlerin hemen hemen aynı oranda maliyetler diyebiliriz. Çünkü özel kuruluşlardan, özel kâr amacı güden kurumlardan bahsetmiyoruz. Letonya'daki, o ülkedeki yaşayan öğrenciler hangi ücreti ödüyorsa siz de aynısını ödüyorsunuz. Burada tamamen olay sizin kendinizi kabul ettirebileceğiniz bir performansa dair değerlendirmesi. Çalışabiliyor muyuz oradayken? Çalışabiliyorsunuz. Eğer lisans eğitimi görüyorsanız haftalık 20 saate kadar part-time ücreti yapabiliyorsunuz. Yüksek lisans ya da PhD doktora yapıyorsunuz. Full-time olarak 40 saat çalışabiliyorsunuz. Ve şu anda çeşitli sektörlerde sizin de bildiğiniz gibi farklı alanlarda çalışan ve güzel paralar kazanan öğrencilerimiz var. Güzel. Çok teşekkür ederim bu arada. Ben velilerimizin veya öğrencilerimizin aklına gelecek olan soruları az çok sormak istedim. Sanırım bütün sorular cevaplanmıştır diye düşünüyorum. Yarın çok daha detaylı bir şekilde birebir. Yarın kaçtaydı hocam? 20. Yarın 20'de. Yarın 20'de bununla ilgili zaten yan tarafta chatte paylaştığımız, ki tekrar paylaşalım bu arada. Çok özür diliyorum. İngilizce harici kabul edilme şartı nedir? İngilizce harici derken yabancılık... Yani il dışındaki şartlar nelerdir? TYT, AYT var mı sorusu bence ya da not sınaması. Aslında burada şöyle bir soru yok. Yurt dışında üniversitelerin bir sınavı yok. Ama sayısal alandaki, bunu tıp fakültesini ve dentistry, diş hekimliğini ayrı tutuyorum. Siz sayısal alanında üniversitenin sizden dil yeterli isteyecektir. İkincisi de kendi oluşturacak olduğu, siz o dersleri anlayabilecek yeterli temel seviyede matematiğe sahip misiniz? Buna bakılacaktır. Özetle matematik ve İngilizceniz kontrol edilir ve akabinde de üniversitenin sizle birebir yapacak olduğu interview, yani mülakat. Çünkü orada evet, bu kişi bizim öğrencimiz olmalıdır aslında üniversiteye kabul edilmek yurt dışında. Okey, süper. Bence sanırım birçok soruyu cevaplandırdık. Başka sorumuz varsa da lütfen buradan da yazabilirsiniz. Linki tıklayıp orada eklemek istedikleriniz var mı diye de yazdık. Oradan da yapabilirsiniz. Programı bozmamak adına bu arada özellikle Natalia Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Ergün Hocam'a çok teşekkür ediyoruz. Ara ara kendilerini tabii ki bu konuda tekrar çağıracağız. Natalia, thank you so much. Thank you for adding all the information about the transferring of credits as well. Thank you. Şu an aklımıza soru kalmadı. Natalia Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Kendisini şu an alkışlarla uğurladık. Ergün Hocamızı da hemen buradan alkışlarla kendisini de alıyorum ana ekrandan. Evet, değerli velilerimiz, şimdi biraz böyle Avrupa'nın farklı bir köşesine geçelim. Bir Macaristan yapalım istiyorum. Sanırım Macaristan, doğru mu hatırlıyorum Mevlüt Hocam? Macaristan, evet, PEX Üniversitesi. Ergün Hocam, bu konuyla ilgili katılımcı olan ismi neydi? Oradan hemen bulalım, unmute yapalım. Biraz önce aldım. Öğrenci, isimler böyle birbirine karıştığı için...
Hatta orada Halik Şedi, üniversite konseyinin temsilcisiydi kendisi. Tamam. Heyecanlı. Nedim Can Ulusoy. Nedim Bey, Nedim Bey alıyoruz. Evet, Nedim Bey de bu arada kendisi tanıtacaktır. Biz tanıttık. İyi akşamlar. Nedim Bey, iyi akşamlar. Kameranız açık. Tabii açıyorum, açıyorum. Evet. Hemen sizi biz şöyle bir... Evet, şu an görünüyorlar lazım. Evet. Evet, şu an görünüyorsunuz. Sizi hemen spotlight'a alıyorum. Nedim Bey tabii Türkçe yapacağı için sunumu Çağla'ya ihtiyaç, bize ihtiyaç olmayacak. Nedim Bey de bu arada gerçekten çok güzel bir şekilde ülkemizi Macaristan'da temsil eden bir hem öğrenci hem yanlış hatırlamıyorsam konsoloslukta birçok projede yer alan kişi. Evet, gönüllü projelerinden biri. Nedim Bey, sahne sizin. Teşekkürler, sağ olun. Öncelikle iyi akşamlar siz değerli velilerim ve genç arkadaşlarım. Ben Nedim Can Ulusoy, Peç Üniversitesi Computer Science 2. sınıf öğrencisi. Aynı zamanda Ergün Bey de belirttiği gibi hem üniversite konseyinde, öğrenci konseyinde gönüllü olarak bir sorumluluk almış bulunuyorum. Hem de ayrıca konsoloslukta Türk, Macaristan'daki Türk öğrencileri bir çatalda toplama amacıyla gönüllü olarak çalışıyorum diyebilirim. Bugün size Peç Üniversitesi'ni anlatacağım. Macaristan'ın en köklü üniversitelerinden biri. O zaman başlayalım. Öncelikle Macaristan hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Macaristan 9.9 milyon, neredeyse 10 milyon nüfusa sahip bir Avrupa Birliği ülkesidir ve Euro'nun yanı sıra kendi para birimleri de bulunmaktadır. Ve daha çok kendi para birimlerini tercih eden bir ülke Euro'nun yanı sıra. Resmi dilleri Macarca, başkentleri Budapeşte. Ayrıca Macarca için bir deneyimi eklemek isterim buraya. Hani Macarca'ya derler hep çok zor bir dil. Hani Google'a yazdığınız zaman da ilk 5'te çıkan bir dildir ama bir Türk için gerçekten çok kolay bir dil öğrenmesi. Kendisi Avrupa Birliği, NATO, OECD ve Visegrad Schengen topluluğu üyesi bir ülkedir. 896 yılında kurulan Avrupa'nın en eski ülkelerinden birisidir. Ve ayrıca çok popüler bir turist destinasyonu ülkesidir. Macaristan'ın konumundan bahsedecek olursak kendisi Avrupa'nın tam merkezinde bulunan ve hem kendi içinde hem de Avrupa'daki diğer ülkeler arasında çok rahat bir şekilde iletişim ulaşım hattına sahip olan bir ülke. Mesela İstanbul'dan Budapeşte'ye direkt 2 saatte varabiliyorsunuz. Aynı şekilde ayrıyetten diyelim ki diğer Avrupa ülkelerine gitmek istediğiniz, oradan çıkıp İsveç'e gittiğiniz zaman veya Almanya'ya gittiğiniz zaman 2-2,5 saat gibi çok kısa süre zarfı içinde varabiliyorsunuz. Bu gerçekten de bir Türk öğrenci için çok güzel bir avantaj. Çünkü bir ailenize sürpriz yapmak istersiniz, bir şey olur. Hemen atlayıp 2 saat içinde Türkiye'ye gelebiliyorsunuz. Şehirden biraz bahsedelim. Peş şehri Macaristan'ın güneyinde, Hırvatistan sınırına yakın bir şehirdir. Macaristan'ın 5. büyük şehri olarak geçmektedir. Tarihi ve kültürel açıdan gerçekten çok zengin bir şehirdir ve şu an şu ekranda görmüş olduğunuz cami de Osmanlı zamanından kalma bir cami. Hatta 2 tane bulunuyor. Bu daha çok hem turistik açıdan hem de kendi dinlerine, Hristiyanlığa, Hristiyanlık için kullanılan bir kiliseye çevrilmiş halde. Ama içindeki gerek Osmanlı kültürü, gerek Osmanlı mimarisi korunmuş ve her türlü Osmanlı izinde görebiliyorsunuz. Ayrıca uluslararası öğrenci popülasyonu gerçekten çok fazla olan bir şehir. Tabii en fazla Budapeşte'dir, başkent her zaman olduğu gibi. Ama ardından gelen şehirler sıralamasında üst sıralarda bulunuyor kendisi. Yaklaşık 21'e yakın öğrenci popülasyonu var. Evet, şehirden birkaç tane fotoğraf izlenim kazanmanız için buraya ekledim. Şu sol tarafta görmüş olduğunuz bir fotoğraf, biraz önce gördüğünüz ve bahsetmiş olduğum kısım. Ayrıyetten bir şey daha eklemek isterim. Yani şehir gerçekten çok küçük bir şehir ve her şeye ulaşımımız çok kolay. Yani illa bir yerden bir nokta A noktasına B noktasına giderken otobüs ya da kendi aracınızı arayabilmenize hiç gerek yok. Yani yavaşlık taksiye. Direkt yürüyerek, gerekse bisikletinize çok kolay bir şekilde, çok kısa süre zarfında ulaşabiliyorsunuz. O da çok güzel bir avantajı açıkçası şehri. Evet, yüksek öğretimden bahsedelim. Macaristan'daki Peç Üniversitesi 1367 yılında kurulan ilk üniversite.
ve çok gerçekten köklü bir tarihe sahipler. Kendileri Avrupa Yüksek Öğrenim Alanı yani European Higher Education Area üyesi bir ülke, ayrıyetten üniversitede aynı şekilde. Peç Üniversitesi Bologna sistemi kullanıyor. Bu Bologna sistemi Avrupa içinde olan bir sistem. Aslında biraz bizde de var. Ya bu sistem biraz bizde de kullanılıyor ama bizde daha çok her bölüm 4 yıllığa sabitlenmiş gibi söyleyebilirim. Yani burada gördüğünüz gibi lisans bölümü 6 ile 8 dönem olarak söyleniyor. Ama yani mesela örnek verecek olursam Computer Science 6 dönem sürerken Engineering 8 dönem sürüyor. Ama işin sonunda lisans mezunu olmuş oluyorsunuz. Lisans mezunu oluyorsunuz ve hiçbir sıkıntı çıkmıyor. Aynı şekilde yüksek lisansta da öyle. Yüksek lisansta da dönem farklılıkları gösterebiliyor. One year yani bölünmemiş tek kademeli eğitim programında bulunuyor. Buna örnek olarak verebileceğim en güzel 2 ya da 3 bölüm tıp fakültesi, ya tıp fakültesi, mimarlık ve sanat alanları, sanat alanları ilgili bölümler olarak söyleyebilirim. Ve doktor programları da mevcuttur. Ayrıca Avrupa Kredi Transferi Sistemi üyesi bir ülke, yani sizin almış olduğunuz krediden tutun diploma hem Avrupa içinde hem de Türkiye'de geçerli oluyor. Yani tıpkı bir önceki şeyde de duyduğumuz gibi aynı şekilde burada da geçerli o bahsedilenin hepsi. Eğitim sisteminden bahsedecek olursak, eğitim sistemi genelde daha doğrusu direkt iki alt başlıkta incelenir. İki alt başlıkta seminer ve lecture olarak geçiyor. Lecture genelde direkt hoca bazlı verilen dersler oluyor ve 90 dakika sürüyor. Seminerde ise bazen hoca, bazen de asistanları tarafından verilen, gerek pratiğe yönelik, gerekse konuların tekrarlanması ve öğrencinin daha çok anlamasına yönelik dersler olmakta. Sınav türleri yazılı, sözlü, proje bazlı veya makale bazlı olarak olmakta. Tabii bu sizin bölümünüze göre de değişiklik gösterebilir. Mesela yine kendimden örnek vereyim. Bir computer science okuyorsanız daha çok yazılı ve proje bazlı sınavlara giriyoruz biz. Ama DSM okuyan bir arkadaşım daha çok sözlü ve yazılı sınava giriyor. 5 puanlık derecelendirme sistemi kullanıyorlar. Diyelim bir ders aldınız, X dersi, X dersinin dönem sonu o puanı 1 ise maalesef kalmış oluyorsunuz. Ama 2 sizi kurtarır, geri kalanlar da zaten yani iyiden pek iyiye doğru giden bir skalaya sahip. Eğitim 1 yıldan oluşuyor her zamanki gibi, 2 sömestrden oluşuyor, güz ve bahar sömestri. Toplamda 10 ay olmak üzere Eylül'de Haziran'a kadar sürüyor. Maalesef bir çift ana dal programı imkanı bulunmuyor. Ama ayrı zamanlarda paralel olarak okuyan insanlar da oluyor. Ama çok tavsiye edilen bir şey değil. Gerek eğitim yükü gerekse öğrencinin çok fazla yıpranmasından dolayı böyle bir imkan bulunmuyor üniversitemizde. Evet, burada da şu ana kadar anlattığım her şeyin kısa bir özetini, daha doğrusu toplu özetini bulabilirsiniz. Ve maalesef bunu Türkçesine çeviremedim. Bu fotoğrafı çünkü sonradan eklemiş oldum biraz. Slide'ıma kusura bakmayın o yüzden. Ama size şu ana kadar söylediğim her şeyin kısa bir özeti burada mevcut. Evet, biraz da fakültelere bakalım. Fakülteler aslında dediğim gibi şehir çok küçük. Çok da küçük denmez aslında ama küçük bir şehir. Bu yüzden fakültelerle şehrin belli başlı bölgelerine konuşlanmış ayrı ayrı binalar. Ama şehrin küçük olmasından dolayı siz her yere çok kolay ve çok rahat bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Mesela şu sol üstte gördüğünüz birinci fakülte aslında ana bir kampüs ve çoğu fakülteyi ve bölüm içinde barındırıyor. Örnek verecek olursam buradan aşağıya doğru bir 100 metre veya 150 metre bir yürüme yaptıktan sonra hemen tıp fakültesine ulaşabiliyorsunuz. Onun haricinde buradan resme göre sağ tarafa doğru gittiğiniz zaman da gerek 250-300 metre sonra Mühendislik Fakültesi'ne ve biraz daha ileri gittikten sonra Health Science Fakültesi'ne ulaşabiliyorsunuz. Bir tek uzak olan fakülte kendi şehir içinde Business ve Ekonomi Fakültesi. O da oraya gitmek için de maalesef ki bir toplu taşıma veya bisiklet falan kullanmanız gerekebiliyor. Ama geri kalan tüm fakülteler ne kadar şehrin farklı bölgelerinde dağılmış gibi görünse de aslında kendi aralarında çok kısa mesafelere sahip ve kolayca ulaşılabilir pozisyonda.
Macaristan'daki Peç Üniversitesi Avrupa'nın en önde gelen araştırma yapan üniversitelerinden biri. Aslında bu da gerçekten de hem lisansta okuyan hem de yüksek lisans yapmayı düşünen öğrenciler için çok faydalı bir nokta. Çünkü ne kadar teorik bilgiler olsa da bunların yanı sıra biraz da pratik bilgilerin önemi öğrencide aşırı fazla. Bu yüzden burada aslında dört ana başlıklı topladım ben bunları, yapılan araştırmaları. Organik ve inorganik bilimler üzerine, sosyal bilimler üzerine, mühendislik bilimleri ve beşeri bilimler üzerine söylenebilir. Ayrıca Avrupa Birliği çerçevesinde yani Avrupa Birliği fonlu araştırmalar da yapıyor üniversitemiz. Bunlar da çevresel lazer teknolojisi gibi, biyoteknoloji ya da eczacılık gibi alanlar. Ayrıca doktora bölümlerinde de bunlar mevcut. Evet, uluslararası faaliyetlere gelirsek aslında hepimizin de bildiği gibi Erasmus en yaygın olan uluslararası faaliyetlerden biri. Erasmus'la beraber 28 Avrupa ülkesinden 300'e yakın öğrenci ve 250'ye yakın giden öğrenci bulunuyor en son verilerde. Ayrıca siz üniversite öğrencisi olduğunuz zaman sizlerin de Erasmus yapma hakkı oluyor. Tıpkı o ülkenin kendi öğrencisi gibi ya da diğer gelen yabancı Avrupa Birliği öğrencileri gibi. Ve bu gerçekten aslında büyük bir şans. Çünkü şöyle bir düşünce oluşuyor biraz Türk öğrencilerde. Türkiye'deyken üniversite okuyanlar yapabiliyor ama ben yurt dışında okuyorum. O ülkenin vatandaşı değilim, Erasmus yapamayacak bu tarzında. Böyle bir şey yok. Yapabiliyorsunuz tabii ki de. Ama bu konu hakkında bir ileride verilmem gereken bir husus var. Başka bir konuyla bağlantılı, ona orada değineceğim. Aynı şekilde Erasmus Plus International Credit Mobility programları da mevcut. Birçok ülkeye 4 kıtada 75 tane ikili anlaşmaya sahip üniversitemiz ve 2017-2018 verilerinde 28 tane gelen değişim öğrencisi görebilirsiniz. Bunlar daha çok kısa dönemli ya da yarım dönemli tarzı değişim programları oluyor. Study abroad programları da mevcut. Bunlar da genelde diğer Avrupa Birliği dışı olan ülkelere gidip gerek dönem bazlı gerek de yıl bazlı eğitimlerini orada sürdürebilmelerini sağlayan bir program. Ayrıca üniversite dernekleri de mevcut. Ve en burada göz alıcı hususlardan biri de Stipendium Hungarikum Burs programı. Burada da 50'den fazla ülkeden 900'den fazla gelen öğrenci bulunmakta bu Stipendium Hungarikum bursuyla. Evet, burada da üniversite Avrupa için uluslararası öğrencilerin bir istatistiğini görebilirsiniz. 2005 yılından itibaren başlayan bir grafik bu ve bildiğiniz gibi Macaristan 2004 yılında Avrupa Birliği'ne giren bir ülke. Ve o giriş tarihine itibaren en sonki 2018 verisine kadar yükselen bir grafik görebilirsiniz. Bu da aslında Macaristan'daki eğitime yabancı öğrencinin, uluslararası öğrencilerin ilgisinin ne kadar arttığını bir göstergesi. Evet, burada da 2019 yılında en çok öğrenci gönderen 12 ülkeyi görebilirsiniz. İlk başta tabii ki de Almanya bulunuyor. Adından Çin, ardından İran. Niye Almanya diye merak edebilirsiniz. Bunun sebeplerinden biri tıp fakültesinin ve diş hekimliğinin Almanca, İngilizce'nin yanı sıra Almanca eğitim de vermesi ve Almanya'daki eğitimin kendi Alman vatandaşları ve öğrenciler için çok zor olması ve daha meşakkatli olmasından dolayı çoğu öğrenci, Alman öğrenci diğer Avrupa ülkelerini tercih ediyor ve Peç Üniversitesi de bunların başını çeken üniversitelerden biri. Aynı şekilde Çin bulunuyor ikinci sırada dediğim gibi. Bunun en büyük sebeplerinden biri de Macaristan ve Çin'in ikili ilişkileri çok iyi olup normal burs programlarının dışında ekstra burs programlarının da bulunması. Ardından İran görüyorsunuz. Onun ardından Norveç, ki Norveç de aynı şekilde Almanya ile aynı sebebe sahip. Ardından Pakistan ve Türkiye geliyor. Burada Türkiye'deki %7 pastadaki %7'lik dilimi görebilirsiniz ve bu pastadaki %7'lik dilimin neredeyse yarısı hazırlığa gelen, hazırlık okuyan öğrenciler. Geri kalanları da hali hazırda İngilizce yeterliliğine sahip olup oraya gelip orada okuyan öğrenciler olarak söyleyebilirim. Geri kalanlar da zaten Jordan, Nijerya, Hindistan ve Mısır olarak görülmekte. Eğitim programlarından bahsedecek olursak, eğitim seviyesi 4 TL'den oluşmakta. Bildiğiniz gibi Bachelor, yani lisans, Master, yüksek lisans programı,
One Tier Master, dediğim gibi bölüm ve tek parça lisans ve yüksek lisans programı ve doktor seviyesinde programlar. Mevcut eğitim alanları ise genel çatı altında toplarsak işletme, yönetim ve hukuk çalışmaları, tıp ve sağlık bilimleri, doğa bilimleri, insan ve sosyal bilimler, sanat ve mühendislik olarak söyleyebiliriz. Bölünmemiş, dediğim gibi şurada One Tier Master'da bahsettiğim üzere bölünmemiş yüksek lisans ve lisans bölünmemiş lisans ve yüksek lisans programı olarak biliniyor ve toplamda 10-12 semester uzunluğundadır bu programlar. Ayrıca mezuniyet için takribi 300-360 krediye yakın bir kredi toplamanız gerekiyor. Daha önce de örnek verdiğim gibi bu programların en bilinen 3 tanesi, en popüler 3 tanesi tıp programları, mimarlık ve sanat programları oluyor. Burada da ben ücretlerin genel bir ortalamasını içeren skala koymak istedim buraya, bir fikriniz olsun diye. Gördüğünüz gibi bachelor, yani lisans programları 1800 euro ile 4000 euro arasında değişiyor. Yüksek lisans programları da aynı şekilde 2200 ile 5500 euro arasında değişiyor. Tıp sağlık programları da 4700 ile 7900 arasında değişmekte ve ayrıca hazırlık programları da program bazlı olarak 4200 ile 9300 euro arasında değişmekte. Başvuru gereksinimlerinden bahsedecek olursak tabii ki de olmazsa olmazımız, yani ya lise diplomamız ya da onun denge olan bir IB belgeniz. Bunlar sizin için, sizin kendi lise yeterliğiniz için yeterli olacaktır. Ayrıca bunun yanında transkriptiniz gerçekten önemli. Çünkü başvurmak istediğiniz bölümün ders gereksinimlerine göre sizin de o derslerinize bakılacak. Zaten alttaki maddede belirttiğimi görebilirsiniz. Özel giriş gereksinimi de altında belirtmişim. Ve örnekle verdiğim gibi mühendislik için matematik olmazsa olmaz ve diğer başka bir örnek verebilecek olursam diyetisyenlik diyelim. Diyetisyenlik için sizin biyolojinizin ve kimyanızın transkripteki noktana bakılabiliyor diye söyleyebilirim. Tıp kursları içinse, yani genel tıp, diş hekimliği ve eczacılık içinse giriş sınavı veya BMAT adı altında bir sınav bulunmakta. Onlar bu sınavları istiyorlar siz başvuru yaptığınız zaman o bölümlere. Başvuru sahibi eğer daha önceki eğitimlerin tamamı İngilizce değilse veyahut da İngilizce başvuru yapan sahibi kişi bir native speaker değilse İngilizce'de, o yüzden o zaman ona bir dil belgesi, dil yeterlik belgesi gerekiyor. Bu TOEFL olur, IELTS olur veya diğer uluslararası geçerli dil belgeleri de olur. Onlar da kabul görüyor. Ama son pandemi nedeniyle bu belgeleri almakta biraz aksaklık çekiyor öğrenci arkadaşlarımız. Fakülte bazlı yıldan kararlar da var. O yüzden biraz tolerans gösterilebiliyor. Eğer sözlü mülakatla öğrencinin İngilizcesi gerçekten B1'in üstü, B2 seviyesindeyse ya daha üst seviyedeyse öğrenciye belli bir süre veriliyor. Eğitime başladıktan sonra o süre zarfında dil belgesini tamamlaması mümkün kılınıyor. Burada aşağıda başvuru linklerini görebilirsiniz. Sağlık programı için kendi ayrı bir platformum var. Oradan başvuru yapılıyor. Aynı şekilde diğer sağlık alanları dışında kalan diğer alanlar için de diğer bağlantı adresinden diğer bağlantı adresinden başvuru yapılabilmekte. Yaşam masrafları ve konaklamadan bahsedecek olursak her birinci sınıf öğrencisi, hazırlık öğrencisi yurda yerleşme olanakları var. Direkt sorunsuz bir şekilde yerleştiriliyor. Yani şöyle olabilir, hani biraz zorlama yerleştiriliyor istese de istemese de. Tabii yerleştirdikten sonra öğrenci derse ben mutlaka almayacak, bu bir fikrim yoktu. Sorunsuz bir şekilde yapılan kaydı oradan silinebiliyor yurtta. Ama bunu üniversitenin yapma amacı gelecek olan öğrencinin daha kolay adapte olması ve etrafındaki diğer yabancı uluslararası öğrencilerle kaynaşıp düzeni çok rahat şekilde kurabilmesini amacıyla yapıyorlar bunu. Ayrıca yurdun aylık ücreti 120 euro olmaktadır. Ama dersiniz ki ben yurtta kalmak istemem, evde kalmak isterim. O zaman iki kişilik bir evin kirası 350-400 eurodan başlıyor. Bir arkadaş bulabilirsiniz ya da geldiğiniz dönemde bir arkadaşınız varsa onunla çıkabilirsiniz.
Onu da derseniz ki ben tek çıkacağım, o zaman 350-400 euro üzerine biraz daha koymanız gerekecek. Çünkü burada 350-400 euro desek de onu ikiye bölmüş oluyorsunuz iki kişilikte. Kira yani genel olarak bir rakam vermek gerekirse de yaşamınızı sürdürmeniz için bir aylık cep harçlı olarak yani kiranızı ödeyebilmek, yeme içme masrafınızı karşılayabilmek ve akşamları dışarı çıkıp gezebilmek, arkadaşlarınızla belli başka yerlere restoranda girebilmek için minimum 450 euro yeterli olacaktır. Ama tabii şu an kurlar çok farklılık gösterdiği için bu 400 euroya bile düşüyor. 400 euroya kadar bile düşebilir. Yani düz bir hesap sayı vermem biraz burada yanlış ama 400 ila 450 euro arası bir cep harçlığı sizin için yeterli olacaktır. Tabii ki de yurtta kalırsanız bu daha da aşağı düşebilir ama ev tarzı bir yerde kalırsanız bu rakam çok doğru bir rakam olacaktır. Evet, biraz önce bahsettiğim Stipendium Hungaricum bursu şimdi sırada. Stipendium Hungaricum bursu Macaristan'daki Tempus Vakfı tarafından partner ülkelerle yürütülen bir burs programı. Aslında yine Macar devleti veriyor ama yürüten kurum sadece. Farklı bir kurum. Bu burs programında yüksek lisansta, yüksek lisansta one tier master yüksek lisans eğitimlerinde ayrıca doktora çalışmalarında veya kısa dönemli programlarda başvurup yararlanabilirsiniz. Hatta Türkiye ile Macaristan'ın ikili ilişkileri en yüksek noktada olduğu için kendilerini zaten hem Türkiye Cumhuriyeti hem de Macaristan Cumhuriyeti kendilerine stratejik ortak adı altında, çatısı altında bu şeyleri yaptıkları için, kararlar aldıkları için kendilerini öyle ifade ediyor. Türkiye'ye gerçekten ayrılan çok büyük bir pay var. 150 kişiye yakın bir kontenjan ama her bölüm için tabii ki de bu toplamda. O yüzden bu çok hem Türkiye'den hem de tüm dünyada revaçta olan bir program. Ayrıca bu burs tarafından kapsananlara da bakarsak sizin tüm öğrenim ücretiniz mezun olana kadar örnek verecek olursam X bölümü olsun. Ücreti de şu an farz edelim ki 4000 euro olsun. Sizin tüm 3 yıllık veya 4 yıllık okuyacağınız bölümün 4000 eurosunun hepsini, her dönemini Macar devleti karşılıyor. Ayrıca size aylık bir cep harçlığı da veriyorlar. Bunun yanında eğer dediğim gibi yurtta kalmak isterseniz yurdun ücreti ödeniyor ama tabii yurttan çıkmak isterseniz size verilen aylık ödenek var. Onu da ev tutabilirsiniz. Ayrıca her Macar vatandaşının da her Macar vatandaşının da kullandığı ve yararlandığı sağlık sigortası bulunuyor ve bu sağlık sigortasından siz de bir Macar vatandaşı gibi yararlanabiliyorsunuz. Aslında bu da çok güzel bir avantaj çünkü yurt dışında sağlık işleri biraz sıkıntılı yürüyebiliyor. Özellikle yabancıysanız çünkü hem onun nasıl işlediğini bilmiyorsunuz hem de Türkiye'de çok farklı bir sistemler var gerçekten. O yüzden bu bursun imkanları gerçekten çok güzel. Biraz da öğrenci servislerinden bahsedeyim. Öğrenci danışmanlığı ve kişisel mentor da altında çok güzel iki program var. Aslında bunu hemen ufacık şöyle özetleyebilirim. Öğrenci danışmanlığı daha çok bildiğiniz gibi liselerde bulunan rehberlik gibi bir sistem. Daha böyle genel işleyişe sahip. Ama kişisel mentor dediğiniz sizin bölümünüzdeki birinin veya başka bir bölümdeki birinin üst dönemden olan yani senior adı altında geçen birinin size yol göstermesi, sizin yeni geldiğiniz zamanki yapmanız gerekenler konusunda size yardımcı olması, yani bir abi abla gibi size yol gösterip o ilk döneminizdeki o kayıt işlerinden tutun diğer bütün yapmanız gereken gerekli işlerde size kolaylık sağlamaya yönelik bir sistem bu. Ben ilk gittiğim senede yapılmıştım orada. Gerçekten güzel bir sistem çünkü hem alışırken hem de diğer şeyleri anlamaya çalışırken çok faydalı bir program oluyor. Ayrıca spor tesisleri ve dans üniversitesi adı altındaki başlığımız var. Spor tesisleri bildiğiniz gibi her üniversitede bulunan öğrenci ve öğrenciye sunulan imkanlar. Bunları istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Özgürsünüzdür. Yani örnek verecek olursak kapalı ve açık yüzme havuzları, spor salonları veya okul bünyesi içinde bulunan basketbol, fitness ve buna benzer diğer imkanlarla da ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz. Dans Üniversitesi aslında bu biraz üniversitenin sosyal tarafıyla alakalı. Yani gerek kendi arkadaşlarınız, gerek üniversite personeli ya da gerek bazen hocalarınız onlar bu etkinliğe katılabiliyor ve onlarla
resmiyetin yanı sıra daha böyle samimi ilişkileri ve daha dostane bir şekilde onları hem tanıyabilip hem de onlarla sohbet etme imkanınız oluyor. Yani resmiyetten çok bunalan bir ortamdaysanız bu gerçekten çok güzel bir etkinlik oluyor. Genelde bahar ayları gibi düzenleniyor ama tabii COVID'den dolayı geçen sene olmadı, bu sene de olmayacak gibi. Umarım ki seneye böyle bir etkinliği tekrar görebilirim. Evet, öğrenci elçiliği programı, uluslararası öğrenci elçiliği programı da bulunuyor açıkçası. Ve diyelim geldiğiniz üniversiteye kazandığınız, siz de yani şu an benim burada olduğum gibi insanlara yardımcı olmak ya da onları bilgilendirmek veya kendi deneyimlerinizi aktarmak ve bunlarla beraber tecrübe kazanmak isterseniz böyle programlara da başvurabilirsiniz. Bunlardan bir tanesi bu üniversite bazlı uluslararası bir program. Ne katıyor derseniz gerçekten çok şey katıyor her açıdan. Tabii şu an burada olup size kendi tecrübelerimi ve okulu anlatmam benim için de bir deneyim, sizler için de bir deneyim. O yüzden olur da gelirseniz okula, üniversitemize mutlaka sizlerin de bu programa başvuru yapıp katılmasını öneririm. Evet, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Benim Peach Üniversitesi hakkında anlatacaklarım bu kadar. Olur da kişisel merak ettiğiniz benim kendi tecrübelerim veya diğer kendi gözümden duymak istediğiniz şeyler olursa bana okul tarafından sağlanan bu adresten ulaşabilirsiniz. Seve seve sorularınızı yanıtlayabilirim. Yani hiçbir şekilde çekinmeyin, sorabilirsiniz. Daha teknik sorular için de üstteki veya adresten ulaşabilirsiniz. Eğer derseniz ki bu anlattığım bilgilerin bir dokümanı var mı? Tabii ki de var. Buradaki adresten Türkçe bir şekilde çevrilmiş halde gerek bazı konular detaylı, bazıları daha detaysız şekilde ulaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer sorularınız varsa onu da yanıtlamayı çok isterim şu an. Evet, çok teşekkür ederiz Nedimcan. Yine çok güzel, aydınlatıcı ve bilgi dolu bizlerle paylaşımından dolayı. Elbette Macaristan bizim yine aynı şekilde ülke noktasında gerçekten ilgimizi çeken bir yer. Tabii burada Türkiye ile olan ikili ilişkileri çok önemli. Mektebim okulu öğrencisi olmanın ayrıcalığı var mıdır? Ayrıcalık işte herkes ayağınıza kadar geliyor. Bursulukla ilgili çalışmalar sizlerle yapılıyor. Elbette var çocuklar. Linklerde paylaştığım gibi dil yeterliğiniz yoksa da bu sene yapılacak olan bu çalışmayla ilgili dil yeterliğiniz varsa da güzel bir bursuluk çalışmamız da olacak. Evet, ayrıcalığınız var bu konuda. Tek bir soru soracağım Macaristan hakkında. Gittiğine gerçekten böyle ya iyi ki gittim diyor musun? Ya ben diyorum çünkü ben yani şöyle bir o algı var. Konfor zonu olan her insanın konfor zonu vardır. Ben hep küçüklüğümden beri bunu böyle yıkmak, yani kendi benliğimi genişletmeyi seven bir insandım, isteyen bir insandım. Bu yüzden hani elime böyle bir fırsat geçtiği zaman gençken, özellikle liseden sonra değerlendirdiğime çok memnunum. Benim gerçekten ufkuma ufuk, yani o ufku aldı götürdü, ben de öyle söyleyebilirim yani. Müthiş ya, bu cümleyi duymak çok önemli. Peki bundan sonraki mesela bununla ilgili, gelecekle ilgili planın ne? Sonuçta alacağın eğitimin sonunda aldığın diploma, Avrupa Birliği'nin içinde bir diploma, evet. Ve bunu kullanacaksın. Tabii şimdi hem öğrenci hem kurumu anlatan birini yakaladıktan sonra bu soruları sormak önemli. Bir veli gözüyle bakıyorum şimdi ben soruları sorarken. Öncelik tabii ki şu, yani sen ne yapmayı planlıyorsun? Macaristan'da mı kalacaksın? Çünkü biz şöyle söyleyeyim, Türkiye'de bence Macaristan'ı bilen çok az insan var. Ben şu an Macaristan desem kendi adıma söylüyorum. Yani belki birçok insan gülecek ama Macar salamı geliyor benim aklıma. Onun dışında bir şey gelmiyor. Çünkü biliyorsun çok meşhurdur Türkiye'de bu tarz şeyler. Evet. O yüzden bundan sonraki planın ne? Yani ne yapacaksın? Orada mı kalacaksın? Dönecek misin? Avrupa'da başka bir yeri mi planlıyorsun? Ya ben şöyle söyleyeyim kısacası ilerisi için hedefimi. Ben master yapmayı planlayan biriyim. Hatta gerekirse bir akademik kariyer kendi alanımı düşünüyorum. En azından doktoraya kadar. Tabii ki de şu an hangi ülke ve hangi üniversite olacağına çok karar vermedim. Yani onun da en büyük sebebi şu an hala okuyorum ve not ortalamam yüksek tutmam lazım. Biraz daha çok çalışkan olmam lazım. Dikkatimin dağılmasını istemedim ben. Ama özetle dediğim gibi yüksek lisans yapıp gerekirse doktoraya kadar çıkıp eğitim hayatımı akademik yönde ilerletmeyi tercih edebilirim. Ülke konusunda da hayat beni nereye sürükler sonra gidiyor diyebilirim. Ki Macaristan'da kalmam gerekirse orada kalırım. Başka bir Avrupa'da. Ama şu rahatlığı hissediyor musun? Şu çok önemli. Yani ben
bu diplomayı aldıktan sonra dünyanın her yerinde çalışabilirim hissediyor musun? Tabii. O müthiş müthiş bir özgüven ve müthiş bir rahatlık bence. Bizim de amacımız tabii farklı ülkelerimizi, farklı üniversiteleri tanıtmak. Nedim Can, sorular geliyor bunlarla ilgili. Öncelikle şunu sormuşlar, İngilizce hazırlık okunuyor mu? İngilizce hazırlık var mı? Tabii bulunuyor. Sizlerin bu konuda benden bir tık daha çok bilgisi vardır. O yüzden sizin bilgilendirmeniz daha İngilizce iyi. İngilizce hazırlık noktası zaten az önce söylediğimiz gibi Türkiye'de biz bununla ilgili bir hazırlık çalışması yaptık. Bu çalışmayla ilgili de tabii ki hazırlığımızı burada da yapabiliriz, orada da yapabiliriz. Bu konuda dil yeterliğimiz yoksa lütfen çekinmeyin. Ferdi Özgül Özer sanırım karı koca anne baba girmişler diye düşünüyorum. Mühendislik dallarını öğrenebilir miyiz? Aslında bütün bölümleri az önce paylaşımını yaptı. Neredeyse bütün üniversitedeki bütün mühendislik dalları bulunuyor. Doğru demişim bu arada. Anne baba olarak girmişler. Okula girerken mülakat var mı? Tabii ki bunlar her koşulda, her üniversitenin kendi var. Şu cümlenin cevabını hemen vereyim. Bir daha hiç kimse aklına gelmesin diye. Değerli velilerimiz, sizlere sunulan bütün üniversiteler Türkiye'deki Yüksek Öğrenim Kurulu yani YÖK tarafından denkliği kabul edilen, bu yönetmelikle zaten seçilen okullar. O yüzden denklik konusunu lütfen bize sormayın. Denkliği olmayan bir ülkeden veya bir üniversiteden zaten sizin karşısına getirmeyiz. Ve bu okulların da tamamı denkliği olan üniversiteler. Sanırım bununla ilgili sorular geldi. Sevgili velilerimiz, az önce söylediğim gibi lütfen velilerimize ve öğrencilerimize özellikle tekrar ediyorum. Yukarıdaki link sanırım kaçıyor. Onu ben özellikle yazıyorum tekrardan. Sorularınız varsa biz sizler adına Nedim Can gibi diğer bütün okul temsilcilerimize sınavınıza ulaşacağız. Lütfen linkten sizin bilgi formlarınızı doldurun ki size ulaşabilirim. Çünkü bu portalda kimin ne istediğini anlamamız çok da mümkün olmayabiliyor. Nedim Can, çok teşekkür ederiz. Bizi iyi bir şekilde orada temsil eden bir öğrencimiz olduğun için öncelikle. Umarım hayallerin noktasında da her istediğine kavuşursun. Çok gençsin. Kaç yaşındasın bu arada? Ben 20 yaşındayım. 20. Çok yani evet, çok küçüksün bu arada daha. Daha önünde çok yol var. Umarım böyle 10 sene sonra biz bir daha bu toplantıyı yaptığımızda bu sefer bir bölümle ilgili bir öğretim üyesi olarak seni aramızda görmek isteriz. Çok ama çok teşekkür ediyorum. Ben rica ederim. Psikoloji bölümüyle ilgili bir arada hemen soru sorulmuş. Bilgi alabilir miyim diye. Psikoloji bölümünde okuyan bir arkadaşım yok ama bu fakülte var. Benim okuduğum kampüsün içinde aynı şekilde tüm bahsettiğim o gereksinimler isteniyor. O şekilde başvurabilirsiniz. Ona 4 yıl olarak geçiyor psikoloji bölümü. Süper. Çok teşekkür ediyorum. Ayşegül, bu arada sorularını lütfen tekrar dediğim gibi yukarıda paylaştığım linkle bize paylaş. Bunları sorduğun zaman zaten destek olacağız. Nedimcan, seni alkışlarla uğurluyorum. Çok İyi teşekkür akşamlar. Ediyorum. Kendine çok iyi görüşmek bak. Üzere. Görüşmek üzere. Oçvaç mıydı Macarca? Neydi? Oçvaç. Oçvaç ya da Sia. Sia değil mi? Oçvaç Sia. Evet. Bak, gördüğünüz gibi her ülkenin dilinde bir küçük tutam olsa da kelime biliyoruz. Paldies miydi? Ergün Hocam bilir onu da. Paldies miydi hocam? Paldas. Özür dilerim. Şimdi bir soru var, onu cevaplandıracağım. Sonra hemen yine sözü ben Çağla'ya ve Ergün Hocama bırakacağım. Öğrenciler bu konuda yönlendiğini düşünelim, üniversite sınavına girmedi diyelim, mülakatta kabul olmama. Değerli velilerimiz, üniversitelerin her birinin kendi içinde farklı kabul şartları var. Kabul şartlarının içerisinde TYT, AYT bu ülkelerimizde sorulmuyor bizler için, bilginiz olsun. TYT sorulmadığı zaman geri kalan ilgi alanlarında yani notlar, İngilizce yeterliliği ve öğrencinin katılacağı birebir görüşme, bunların hepsine zaten biz çocuklarımızı hazırlıyoruz. Detaylı bilgiler noktasında da üniversitelerimiz zaten geliyor. Lütfen böyle güzel sorular sormaya devam edin. Ergün Hocam. Bu arada soru sormak isteyen olsa da hani el kaldırırsa da sözlü olarak da sorularını sorabilirler. Bir sonraki adımda. Ergün Hocam, sizleri hemen özür dilerim, Çağla'ya alacağım. Çok özür diliyorum. Hemen şöyle büyük sürece sizi aldım. Dövül, doğru telaffuz ettim değil mi? Hi Devil, how are you? Hi, I'm good. How are you? Thank you so much. And I'm leaving right now. And doğru yaptım herhalde değil mi? Yeah, stage for you. Okay, Çağla. Okay.
Okay, so merhaba. Hello everyone. My name is Dovile. I'm here representing Vilnius Gediminas Technical University, in short Vilnius Tech. We have changed our brand name from VGTU to Vilnius Tech just recently, so there may be some confusions. So both names do represent the same university. We are a state public university located in Lithuania. So Lithuania, Okay, may I interrupt again? I'm so sorry. Sure. bugün yine Vilnius Tech'le beraber olacağız sizlerle. Yine okuldan hem de ülkeden bahsediyor olacağız. Kendisine tekrar sözü bırakıyorum. Thank you. So, Lithuania is a small country in Eastern Northern Europe. We have around 3 million people living in the country. This may sound funny for Turkish people, but overall it's a developed economy. It's a part of European Union, a part of Schengen area, a part of NATO, World Trade Organization, and etc. Burada gördüğümüz gibi Litvanya Vilnius başkenti, üniversitede burada bulunuyor. Nüfusu 3 milyon, gelişmiş bir ekonomi, ayrıca Avrupa Birliği üyesi, Schengen bölgesi üyesi gibi özellikleri de zaten hepimizin bildiği bunlar da mevcut. Some interesting facts about Lithuania. It's a very green country, very liberal and safe country for your studies. We have the fastest internet in the world. It's also one of the least expensive countries compared to Western European countries all over European Union. Burada Litvanya aslında Avrupa'daki en yeşil şehirlerden biri. Onun dışında en hızlı internette yine aynı şekilde Litvanya'da bulunuyor. Ve diğer başkentlere kıyasla aslında yaşaması çok daha ucuz maliyetlere gelen daha ucuz bir Avrupa başkenti. So about Vilnius Tech, we are a state research university. We have around 10,000 students studying in the university overall. Around 14% of those students are international students. We have students studying from 80 countries at the moment in the university. And we have 38 bachelor's and master's study programs fully taught in English language. Burada şu an üniversite aslında bir araştırma, bir devlet üniversitesi ve 9400 öğrenci bulunuyor. Bünyesinde bunların ortalama %14'ü de uluslararası öğrenci, 80 farklı ülkeden. 38 tane de yüksek lisans ve lisans programı da tamamen İngilizce olarak eğitim veriliyor. Yeah, so overall we do have 10 faculties. We are specialized mostly in engineering, in civil engineering, in IT, electrical, electronics, environmental engineering, mechanical engineering, mechatronics and robotics, as well as we have business school with business economics and finance studies and the school of architecture. 10 fakülte bulunuyor. Bunların içerisinde de 110'dan fazla program var aslında. Tam teknik üniversite olduğu için özellikle mühendislik alanında özelleşmiş bir üniversite. Onun dışında mimarlık fakültesi de mevcut. İnşaat mühendisliği, çevre mühendisliği, bilgisayar aynı şekilde birçok mühendislik dalı oldukça popüler ve eğitimine devam ediyor. So why should you consider your studies at Vilnius Tech? First of all, we are a part of European higher education area and our degrees are fully recognized all over the world. We have a special recognition by YÖK in Turkey as well, so you can fully proceed with your career back in Turkey after graduation as well. As I said before, we have a fully English taught study programs where we have our local students studying together with international students, as well as exchange and placements programs. All students can participate in Erasmus exchange during their studies. We also guarantee accommodation to all of our first year students on campus.
Peki niye Vilnius Tech? Öncelikle Avrupa Yüksek Eğitim Bölgesi'nin bir üyesi. Onun dışında diploması uluslararası olarak geçerli ve YÖK tarafından da birebir tanınıyor. Yani geldiğinizde kariyerinize ya da akademik devam etmek isterseniz burada da devam etmeniz mümkün. Programlar tamamen İngilizce olarak ders veriyor. Onun dışında birçok değişim programına siz de katılabildiğiniz gibi birçok değişim öğrencisi de Erasmus gibi yine üniversiteye geliyorlar. Onun dışında birinci yıl öğrencileri içinde kampüs içerisinde yurt imkanı tamamen sağlanıyor. Yeah, so also all students during their studies have an opportunity to work part-time during the studies and then work full-time during the summer. Also we are a very friendly, liberal and safe study and living environment. Onun dışında öğrenciler eğitim zamanlarında part-time, tatillerde full-time olarak çalışabildikleri gibi daha önce dediğim gibi yaşam giderleri diğer Avrupa başkentlerine kıyasla oldukça düşük. Aynı zamanda bulunduğunuz ortamda gerçekten arkadaş canlısı ve güvenli bir ortam eğitim almak için. So Vilnius Tech is a world-ranked university. We have a 700 rank overall by QS. 800 overall by Times Higher Education Ranking. We have special recognition in the fields of civil engineering, architecture, and built environment as we are ranked 150 in the world. Economics and business studies are also 200 and 250. Engineering overall has a rank of 358. Dünyadaki üniversiteler arasında sıralaması ilk 2.1'lik dilim içerisinde. Onun dışında hem de bölüm olarak da ayrıca uluslararası bir tanınmışlıkları var. Bunların içerisinde inşaat mühendisliği var, mühendislik var, ekonomi ve işletme var. Bunlar gibi 7 ayrı tanınmışlığı, öne geçmişliği de var dünya üzerinde. So, we have 17 bachelor's degree programs fully taught in English language. All programs are 4 years long. All internships are included within the program, so students do the professional internship in their seventh semester of studies, as well as all students can participate in exchange during their third and fourth year of studies, as well as do our internships abroad and so on. Yes, sorry. Burada 17 tane lisans programını görebiliyoruz. Hepsinin dili tamamen İngilizce, 4 yıllık programlar. Bu programlara katılırken siz de çeşitli değişim programlarına katılabilirsiniz. Tamamen istediğiniz bütün programlara katılmanız mümkün. Onun dışında zorunlu staj var. Eğitiminizin 7. döneminde stajınızı tamamlıyorsunuz. Bu eğitimde bir zorunlu. So we do offer programs in civil engineering, mechanical engineering. We have 4 programs dedicated to computer science and information technologies, as we have one of the biggest markets here in Europe related to IT, as well as we offer business economics, finance studies, and architecture and landscape architecture. Burada çeşitli bölümlerden bahsetti zaten. İnşaat mühendisliği, mekatronik ve robotik, bilgi sistemleri mühendisliği, bilgi teknolojileri, onun dışında işletme yine aynı şekilde finans mühendisliği, ekonomi mühendisliği gibi birçok farklı alanda 17 dalda eğitim almanız mümkün. So we offer 21 study programs fully taught in English and master's level. The programs are from 1.5 to 2 years long. All graduations is finalized with the preparation of the final phases. We have very specialized master programs like fintech, like cybersecurity, as well as more common programs in mechanical engineering, mechatronic systems, aeronautical engineering, or computer engineering. Burada da yüksek lisans programlarını görüyoruz. Ortalama 1,5-2 yıl tezli yüksek lisanslar, çok spesifik ayrı bölümler olduğu gibi daha genel tercih edilir bölümlerde de yüksek lisansınızı yapmanız mümkün. Yeah, so about the tuition fees, as we are a state university, we have the tuition fees set for non-EU students. So for bachelor's in business economics, finance, creative industries, it's 2,700 euros per year. All engineering study programs are 3,500 euros per year. For master's programs, it's from 3,900 to 4,400 euros per year.
Burada lisans programları için yıllık ücretler 2700 ile 3500 euro arası, yüksek lisans programları 3900-4400 euro arası. For living expenses, students would need at least 500 euros per month, including accommodation, if they would stay on campus. If they decide to stay off campus, the accommodation cost may be higher. But overall, we would say that 500 euros are fully enough for students to live normal life here. Ortalama olarak öğrencilerin aylık 500 euro gibi bir harcamaların olduğunu söyledi. Tabii ki bu kampüs içerisinde yaşadıkları takdirde, dışarıda yaşadıkları takdirde bu bütçe biraz bir tık daha yukarı çıkabilir. As well as we are offering full and partial scholarships for our first year students, at the moment we are collecting the first call of application until the 1st of April. So we strongly suggest for students who are good academically to submit their applications until the deadline. And I would say that around 25% of international students get full or partial scholarships. So I really encourage for students to apply. Kısmi ya da tam burs imkanı var. Bursların için son tarih 1 Nisan bu arada ve uluslararası öğrencilerin de %25'i kısmi ya da tam bursu aldığını, bunu hak kazandığını belirtti kendisi. Yeah, we also provide accommodation to all of our international students on campus. The cost of accommodation is from 110 to 150 euros per month. It includes all facilities, water, electricity, heating, internet, cleaning, even bed sheet change. All rooms are fully equipped with all the furniture. We have coin-operated laundry machines and a common kitchen. İlk tabii ki yurt barınma ihtiyacı gelecek sorulardan. İlk seneki öğrenciler yani birinci sınıflar için kampüs içerisinde kalma yurt garanti ediliyor. Aylık ücretler 110 euro ile 150 euro arasında değişiyor. Bu ücretlere elektrikten temizliğe, internete her şey dahil. Onun dışında ortak bir mutfak, bozuk paraya çalışan çamaşır makineleri gibi aklınıza gelebilecek her şey de bulunuyor yurtlar içerisinde. Yeah, so non-EU students need to get visa to come to Lithuania. We are a part of Schengen, so students have to submit their visa application in the VFS centers. Visas are issued quite quickly in 1-2 weeks. After arrival, students will have to apply for a temporary residence permit. Once they get the temporary residence permit, they can work part-time during the study months and can work full-time during the summer. After graduation, all students get a one-year job search temporary residence permit with which they can start already working while their temporary residence permit is transferred to a work permit. Burada tabii ki vize süreci. Vizeler aracı kurum vize başvurularına gidip direkt büyükelçiliklerden, elçiliklerden yapıyorsunuz. Kısa süreli 1-2 hafta içinde çıkan vizeler daha sonra gittiğinizde de bir TRP almanız gerekiyor. Bu belgeyi de aldıktan sonra öğrenciler part-time olarak çalışabiliyorlar. Onun dışında üniversite bittikten sonra da bir senelik bir iş bulma süreci içinde de yine bu belge yenileniyor. Daha sonra bu süreçte iş bulursanız eğer çalışma iznine dönüştürülüyor bu belge. Yeah, one more very interesting and unique thing we have. It's a creativity and innovation center called Linkmenų Factory. Vilnius Tech overall is a community of creators, makers, and overall technical students, you know, so we really encourage them to create, to make prototypes, to even establish their own startups. So we do have a center dedicated for that, where the students get all kinds of equipment or what they need, for example, for prototyping. We have woodwork, metalwork workshops, 3D painting, 3D printing, offset printing. We also have
audio and video production and post-production. So even students who are more into arts can find their place into in our community. Okulun aslında güzel yerlerinden biri de Link Manufabrika denen bir yaratıcılık ve yenilik merkezleri bulunuyor. Bu merkezde aklınıza gelebilen tahta işlerinden metal işlerine, yazıcılara, baskıya, ses ve müzik prodüksiyonuna, post prodüksiyonuna kadar aslında öğrencilerin aklına gelen bütün projelerini, startup şirketlerini kurabilecekleri, fikir alışverişinde bulunabilecekleri, prototiplerini ulaştırabilecekleri de aslında bir merkez bulunuyor. İnanılmaz güzel bir fırsat tabii ki. Yeah, so that ends my short presentation. I really encourage you to visit our website to get more information, to follow us on social media, Vilnius Tech International, to see our daily life and university life. And for submitting your application, especially for the students who want to get a scholarship before the 1st of April, I really encourage you to contact the Niche Global Education or international office back at your school, and you can proceed with your application and your studies at Vilnius Tech. Gerekli iletişim bilgilerini burada görebiliyorsunuz. Sorularınız, başvurularınız, aklınıza gelen her şey için buradan bizlere de ulaşabilirsiniz. Tekrar hatırlattı, 1 Nisan'a kadar sürüyor. Özellikle burs başvuruları düşünenler için ne kadar erken o kadar iyi diye belirtti kendisi de özellikle. Sorularınız varsa sanıyorum 1-2 dakika soru alabiliriz. Şimdi burada chat bölümü açık diye biliyorum şu an için. Sayın velilerimiz, Vilnius Tech ile ilgili sorularınız varsa son bir dakika içerisinde de özetlerim. Sonra akabinde yine aynı ülke ve aynı başkenti olan Vilnius Spor Üniversitesi'ne doğru bir geçiş yapacağız. Sorunuz varsa alabilirim, yoksa biraz önceki bahsettiğim gibi geleneksel bir şekilde akışlarla Dovile'yi göndermek istiyorum. So, Dovile, it seems that perfect because there is no question anymore. That means that it's all clear. Okay, but I hope we got some interest, you know. Yeah, that's for sure. Absolutely. Yeah. Çok teşekkür ederim. Thank you, everyone, for listening. Thank you. Thank you for your time. Yeah, thank you. It was a pleasure to host you and see you soon. Thank you. Bye-bye. Bye. Şuradan şey alayım. Şimdi sevgili velilerimiz, aslında bugüne kadar yürüttüğümüz süreci içerisinde farklı unsurlarda, farklı kategorilerde üniversitelerimizle buluştuk. Onların içerisinde sayısal bölümlerden, mühendisliklerden tutun, psikolojiden tutun ve tıp fakültesiyle devam eden, diş hekimle devam eden bir platform sunduk aslında önünüze. Acaba ne eksik kaldı diye düşünürken, aynı ülke ve başkentte beden eğitimi ve sporla ilgili olan öğrencilerimize bir tamamen bir üniversitenin spor fakültesi ve bölümünden ziyade direkt üniversitenin bir spor üniversitesiyle karşınızdayız şu anda. Bizim için de çok ilginç olacak. So I would like to welcome Miss Irena. Can you hear me? Yes, I can hear you. Yeah, sorry for 8 minutes delaying for your time. No, it's on time. Oh, it's okay. It's okay. It's on time. Okay, I just noticed it. So it's so nice to host you here. Actually, it was our pleasure. I think that you had some view what's going on here and about the previous universities, and it will be our pleasure to be listening to you and to be watching your presentation. And Ms. Chala will be the moderator, and she will be translating and interpreting for your speech. Okay. So it's yours, please. Thank you. You can share your screen. Yeah, I'm just sharing. It's not opening. Oops, just a second. It's allowed, actually. Yeah. Oh, why it's not opening? It's so easy. We have some technical problems. Okay. Okay, everything is fine now. Yeah. I think. Yeah, we can see it, please. Thank you. Okay. Oh, sorry.
Good evening, everyone, and sorry for the last misunderstanding, but we hope that this will be interesting to share with you the information about Lithuanian Sports University. My name is Irena Čikotienė, and there is somewhere my colleague, if there were some questions, she will answer to all of you who are interested. Now, I will start the presentation not with Lithuania, because the previous presentation was about the facts about Lithuania, but from the second largest city, Kaunas, where Lithuanian Sports University is located. May I interrupt to translate? Sure, for sure. Thank you very much. Yeah. Bahsettiğimiz gibi şu an Lithuania Spor Üniversitesi bizlerle zaten başkentten bir önceki okulumuz bahsetmişti. Şimdi kendisi Kaunas'tan bahsederek sunumuna başlayacak. İlena Hanım'a tekrar sözü devrediyorum. Thank you. And Kaunas is quite small city in comparison to other foreign cities. It's about 300,000 inhabitants, but it has a long history and it's an old city. And we are really proud that Kaunas was a provisional or temporary capital during the 1919 and 1939 period during the occupation. And still we have memories about it. And the location of the city is very beautiful. It is located at the confluence of two largest rivers, the Nemunas and the Neris. Şu Kaunas aslında ülkenin ikinci en kalabalık, en büyük şehri. 300 bin nüfusu olan bir şehir. Aslında küçük olmasına rağmen tarihi oldukça eski, 1361'lere kadar gidiyor. Aynı zamanda 1919'a 1939 arasında Litvanya'ya başkentlik yapmış bir şehir. Şehrin bulunduğu konum da aslında çok güzel. En büyük iki nehrin arasında bulunuyor. Onun dışında da üniversitenin de bulunduğu kısım Kaunas içerisinde yine küçük, sakin ama oldukça hoş bir bölge. And Kaunas is said to be the city of youth because it becomes very lively and youthful on the 1st of September when this academic year starts in Lithuania. And out of most of the universities are high institutions are located in Kaunas, and here nearly 35,000 students come to study in Kaunas. Kaunas aslında bir gençlik şehri olarak biliniyor. 1 Eylül itibariyle şehirdeki tüm okulların öğrencisinin gelmesi şehir oldukça genç ve aynı zamanda da hareketli bir yapıya bölünüyor. Oldukça da yoğun bir öğrenci durumu da var. 35 bin öğrenci eğitimlerine Kaunas'ta devam ediyorlar. Lithuanian Sports University is a specialized university and it is devoted to sports science. And as you see, its traditions, its first step starts in 1934. It was really rich history. Aslında oldukça zengin bir tarihi olan bir özelleşmiş üniversite, bir spor üniversitesi. 1934'ten beri de spor bilimleri alanında eğitimine devam ediyor. Lithuanian Sports University is quite small in comparison to other universities. It contains only 2,000 students. Birçok üniversiteye karşılaştırıldığında aslında küçük bir üniversite, sadece 2000 öğrencisi mevcut. But it is the leader of sports science in Lithuania and it is the only one higher educational institution, university, that gives studies in sports science. Aslında bu alanda da spor bilimleri açısından Litvanya'daki lider üniversite, üniversite tamamen spor bilimlerine adanmış ve bu aşamada da elinden gelen her şeyi öğrencileri için kullanan özelleşmiş bir üniversite. Lithuanian Sports University focuses on sport physical activity rehabilitation and recreation. And those study programs that are given at the university are really unique and the only one that can a student choose in Lithuania.
Üniversitenin aslında özellikle eğitim konusunda odaklandığı alanlar sadece spor değil, onun dışında fiziksel aktivite, rehabilitasyon ve daha sonra da bu olayın devamı aslında. Bu yüzden de bölümler genel her yerde bulunmaktan ziyade okulda gerçekten özelleşmiş bu dalla ilgili, spor bilimleriyle ilgili bölümleri bulmak mümkün. Lithuanian Sports University was the first one to offer physiotherapy studies in Lithuania, and we counted about 70 years that students could study physiotherapy. Our top 10 study program in Lithuania is sports coaching that attracts a lot of students every year, both local and international students. Okul aynı zamanda Litvanya'da ilk olarak fizyoterapistik bölümünü de sunan okul. Aynı zamanda yine devamında da spor koçluğu yine popülerliğini sürdüren, sadece yerel değil aynı zamanda uluslararası bağlamda da inanılmaz popüler, öğrenci çeken bir bölüm spor koçluğu. Our present students and graduates are really very famous and champions of and prize winners of the Olympic Games, World and European Championships, and not only, and they are famous all over the world. Mezunları aslında birçok hem olimpiyatlarda hem dünya ya da Avrupa şampiyonluklarında birinci olan, sadece yerel değil aynı zamanda da uluslararası arenalarda da ünlü olan, tanınan isimler mezunları. Why to study at Lithuanian Sports University? If any one of you are planning your profession with sports, or you are interested in sports or in physical activity, rehabilitation or recreation, so Lithuanian Sports University is for you. Peki niye bu okulu tercih etmeliyiz? Aklınızda spor, spor bilimleri, fiziksel aktivite, rehabilitasyon gibi bölümleri düşünüyorsanız eğer, gerçekten bu alanlarda özelleşmiş bu üniversiteyi tercih etmelisiniz. Students have all conditions for taking up sports, to start sports or to be active in or to study any recreational kinds of sports or to be a manager. Or any kind to related to sports science. Also, they have a possibility to participate in exchange study programs as well. Sadece birebir spor yapmak değil, aynı zamanda bunların yöneticiliği, koçluğu gibi alanlarda da çalışmalarınızı yapmanız mümkün. Onun dışında da öğrenciler gerçekten bunları kullanarak birebir eğitimlerine devam edebildikleri gibi, her bölümde olduğu gibi de değişim programlarına katılımları da mümkün. If we compare some fees, tuition fees to other European countries, so Lithuania is relatively quite reasonable prices, both on concerning studies and living expenses. And also diploma, Lithuanian Sports University diploma is valid in all European and non-European countries. Tabii ki onun dışında da ücrete gelecek olursak, zaten yaşamın oldukça diğer Avrupa başkentlerine kıyasladığımızda hem yaşamın hem eğitim ücretlerinin bu ülkede daha düşük olduğundan bahsetmiştik. Onun dışında alacağınız diplomada da hem Avrupa Birliği hem de Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerde geçerli. And coming to study programs, Lithuanian University is a tertiary level university. Bachelor, master's and the PhD study programs. So bachelor study programs usually last for 4 years, sports coaching and physiotherapy, for example. Sports coaching is offered in for local students in 32 kinds of sports. So they become coaches in 32 kinds of sports. And in English, for international students, we are offering 11 kinds of sports. And those study programs which I am presenting, they all of them are only offered in English. Burada da sunulan programları görüyoruz. Spor koçluğu, yerel öğrenciler için yerel dilde 32 bölümde sporda spor koçluğu eğitimi almanız mümkün. İngilizce'de de 11. Bunların hepsi de 4 yıllık bölümler.
Physiotherapy study program also offers students some certificates of massage, and they become not only physical physiotherapists, but can have a certificate for massage. Sports and tourism management students and physical activity and lifestyle, these two programs last 3.5 years. Students, while studying, can choose the path more for sports management or for tourism management if they choose this study program. Spor ve turizm yöneticiliği bölümü de mevcut. Onun dışında fiziksel aktivite ve hayat stili de var. Bunlar daha kısa 3,5 senelik bölümler. Spor ve turizm yöneticiliğine seçenler de eğitimlerine başladıktan sonra hangi alanda gitmek istediklerine karar verebiliyorlar. Physical activity and lifestyle, it's a consortia study program, and this program offers students to be mobile in three European universities, two universities in Netherlands and university in Portugal. So they, because the program is run, the same study program is run in these three universities. So students can have possibility to spend one semester or even one year if they choose in these three universities. Fiziksel aktivite ve hayat stili bölümüyle ilgili bir konsorsiyum olduğundan bahsetti. Hollanda'da ve Portekiz'de sunulan okullar aracılığıyla da aslında isterseniz yarım dönem, isterseniz bir sene yurt dışında okuyabiliyorsunuz. Bu ülkelerde eğitiminize devam edebiliyorsunuz. Master study programs usually last 1.5 and 2 years. So international master in performance analysis of sport is a joint study program together with three European universities, Germany, Portugal, and Lithuania. And the students can enter both in Germany or in Portugal or in Lithuania and start the first semester in Germany. Then they move to Portugal and the third semester they come to Lithuania and final thesis, master thesis, they defend in a chosen country. Master programlarını görüyoruz burada. International bir uluslararası master programının olduğunu görüyoruz. Yine konsorsiyum şeklinde Hollanda, Portekiz ve Litvanya arasında gidilip her dönemi farklı ülkelerde yaşadıktan sonra master tezinizi seçtiğiniz ülkede savunabiliyorsunuz. Bu şekilde diplomanızı alabiliyorsunuz. International Master in Basketball Coaching and Management. This is also joint study master's program between Croatia and Lithuania. And it's very flexible study program for those who are working. And this study program is meant for those who have touched some basketball or have been basketball players or have been or are working now, because this study program is given twice per year in a short period and all the time the contact with professionals, with supervisors is available, and they can come only for sessions to study. And the program lasts 1.5 years. Daha sonra burada yine uluslararası bir master programı olan basketbol koçluğu ve yine yöneticiliğini görüyoruz. Yine aynı şekilde uluslararası bir program 1.5 sene sürüyor. Daha önce basketbol oynamış ya da bu alanda deneyimi olan kişilerin tercih ettiği bir bölüm. Çünkü ders verenler gerçekten alanlarında profesyonel insanlar olduğu için onlarla bir araya gelme bölümler, dönemler şeklinde oluyor. Bu yüzden bu alanda daha önceden deneyimimizin olması çok çok önemli bu aşamada. Tourism and sport management, physical activity and public health, physiotherapy, sports physiology and genetics, adapted physical activity. All these study programs are research-based, and the students after, especially after the sports physiology and genetics, this study program is meant more for continuous studies in PhD level
because it's really very much research based programs. Other programs, students receive more knowledge and more research based knowledge, do research and can work in let's say in a area of management and in area of administration. Burada fiziksel aktivite ve daha sonraki bölümler araştırma bazlı master programları daha çok akademik olarak düşünenlerin tercih ettiği, vakit ayırdığı ve yöneldiği bölümler aslında. Burada zaten genetik gibi, fizyoterapi gibi, uygunlaştırılmış fiziksel aktivite gibi birçok araştırma gerektiren programı görebiliyoruz. Bunlar dediğim gibi tamamen araştırma bazlı programlar. As I have mentioned, it's a university. So we, after graduating master study programs, you can enter PhD study programs in two areas, social and biomedical sciences, education and biology. So students can apply, but according to topics. We announce the topics every spring, and students choosing the topics can enter PhD studies. Bunun dışında okulun zaten lisanstan doktoraya kadar programları olduğunu söylemiştik. Burada sosyal bilimler ve biyomedikal bölümler alanında her sene açıklanan başlıklar altında doktoranızı da yapmanız mümkün. And some information about admission. Admission system starts to work from the 1st of November every year, and now it's still working, and the students are applying and submitting their documents online. Burada başvuru süreçlerinden biraz bahsedeceğiz. Başvuruları online olarak LSU'nun kayıt sistemine yapıyorsunuz. And also after the documents are recognized by Lithuanian Center for Quality Assessment in Higher Education, they are invited for interview. Students are asked to have B1 or B2 English language level according to EU language standards. Daha sonra da bir başvuru daha yapmanız gerekiyor. Bu başvuruda İngilizce çok çok önemli. B1 ya da B2 seviye İngilizcenizin olduğunu gösteren belgeyi de sunmuş olmanız gerekiyor. Admission is open until the 30th of June, and after that deadline, they are able to arrange the documents and until they are invited for an interview. Also, students are supported with dormitory. The first year students are supported with dormitory. Dormitory is on the campus of the university, and also they have a possibility to rent apartments in the city. Bu arada başvurular 30 Haziran'a kadar devam ediyor olacak. Bahsettiğimiz süreçlerin hepsi online olarak devam ediyor zaten. Onun dışında birinci sınıflara barınmada kampüs içerisinde olan yurtlar da sağlanıyor. Ama onun dışında tabii ki ev kiralamak isteyenler için bunlar da mümkün. Apart from all this, what I have told to you, students, full-time students, have international possibilities. When they become the student of Lithuanian Sports University, they have to a chance to perfect their skills and the professional knowledge by going to over 90 European universities to enhance their knowledge. They are given Erasmus Plus program, European program, or Nord Plus program grant. Also, the duration of this international possibilities or international mobility could be from 10 days, 2 weeks, months, one semester, or even can last for 1 year.
Öğrenciler tabii ki okula başvurduklarında da uluslararası fırsatlardan yararlanabiliyorlar. Okulda mevcut olan 90 Avrupa partner, 7 Avrupa dışında partner, Erasmus Plus ya da Nord Plus gibi programlara katılım hakkı. Onun dışında yine farklı ülkelerde katılabilecekleri yoğun programlar ya da kurslarda birçok ülkede de aslında 10 günlükten başlayıp belki bir yıla kadar devam eden projelerle farklı ülkelerde de eğitimlerine devam etmeleri mümkün. And this map, you can see our partners. The numbers show how many universities are partners in that country. And those small flags show what partners we have in over the Europe, non-European countries. So students are really welcome not to experience our local education, but also if they have a chance to be mobile and experience some international mobility. Buradaki haritada Avrupa içerisinde olan partnerleri, kaç partner var o ülkede, bunları görebiliyoruz. Onun dışında gördüğümüz bayraklarda Avrupa dışındaki partnerlerin bulunduğu ülkelerin bayrakları. Okay, thank you very much for your attention. I would like to receive some questions from the students. Thank you. Though it is very late, but I hope that still they are watching us. Absolutely, I'm sure. Thank you for your time in advance. Yeah, thank you very much for your translation. Thank you, Joanna. That was so nice to listening to you for your beneficial information. So as you mentioned that LSU is a sport university that made so colorful the platform and the basket we have in our portfolio. It was so nice to be listening. Yeah. I will be asking if there are some questions or not. Sevgili velilerimiz, aslında saat planlanan şekilde 21'e doğru programımızı sonlandırmış bulunuyoruz. Litvanya'da Spor Üniversitesi ile ilgili sorularımız varsa ben 2 dakika bekleyeceğim. Bizzat birebir, ister burada chat box'tan yazabilirsiniz, isterse direkt hanımefendinin kendisine soru sorarak sporla ilgili beklenti sorusu olan öğrencilerimizi alabiliriz. I will give just some few seconds for the students who will be texting some possible questions. Bu arada ben şu şeyi alayım. If you can just stop your screen share. Just... I can't. It had... Okay. Okay. Thank you. Yes. Sorry. That's so nice. Yeah. Anladığım kadarıyla şu anda herhangi bir sorusu olan öğrencimiz yok. So, Irina, thank you very much for joining us, and it was really our honor to host you here, and I hope to have a long-term cooperation with you, because as you noticed that that's the term just to kick off for application term for the universities, and with our students we will be just going on for informative fairs as planned and as we discussed with you. Okay. And we hope to have a healthy year for the coming education term, and all this pandemic will be over, and we will have some chance to visit you there with our students, and that's our biggest hope for now. Okay, thank you very much for joining us. Thank you very much. Thank you. Evet, sayın velilerimiz, ben şuradan hemen İran Hanım'ı da alacağım. Çağla da şöyle. Katılımlarınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yoğun bir 2 gün geçirdik bu süre zarfı içerisinde. Totalde 9 üniversiteyle buluştuk. Çok farklı alanlarda. Amacımız burada öğrencilerimizin farklı beklenti, beceri ve umutlarına göre diyelim, üniversitelerle bir araya getirmekti. Sosyal bilim alanlarından tutun fen bilimi alanlarına kadar, tıp fakültesinden beden eğitimi ve sporla ilgili olan çok geniş alanda programları bulunan üniversitelerimiz sunumlarını gerçekleştirdiler. Umarım faydalı olabilmişizdir. Chat box'ta da daha önceki görüldüğü gibi bizzat birebir konularla ilgili daha detaylı bilgi almak isteyen öğrencilerimiz ve velilerimiz linkteki formu doldururlarsa da ekipteki arkadaşlar kendileriyle iletişime geçeceklerdir ve bu süreci daha sağlıklı bir şekilde hep beraber yürüteceğiz diyerekten sözlerime son veriyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Çağla'cığım, sana da çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Renk kattın. Hepinize saygılar, sevgiler, iyi akşamlar.